ekranları kartı izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Vallahi çok teşekkür ederiz. Şahanesiniz. Enerjinize kurban. Ekranları karşısındaki izleyicilerimiz, şahane bir gece bizi bekliyor. Çok eğleneceğiz. Çok birlikte güleceğiz, eğleneceğiz. Siz de ailece ekranları karşısındasınızdır inşallah. Çok önemli konuğumuz var. Bugün bizlere Türk sinemasının, tiyatrosunun, Türk televizyonlarının bir duayeni, bir ustası eşlik edecek. Alkışlarınız Erdal Özyağcılar için. Hoş geldin abi. Bizi kırmadınız, geldiniz. Ayrıca oyuncular bu gece ekstra heyecanlılar. Şimdi buraya gelmemin sebeplerinden bir tanesi şu. BKM ile ben çok çalıştım. Yılmaz'ı çok severim. Çok güzel hareketlerde ilk kuşaktasınız. Biz de o sırada gene BKM'nin bir dizisini çekiyorduk, Sevdaluk diye. Ondan sonra Sevgili Necat da ara sırada geliyor. Abi seyrediyor musun? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, iyi gidiyor filan. Kaç sene oldu? 2008'de başladık. Kaç? 13 yıl olmuş. 13 abi. Yıl oldu. Evet abi. Bu arada da şimdi çok güzel hareketler bunlar. Atölye var değil mi? Evet. Ha, o da var. Atölye de var. Atölye de. O da güzel. Yani güzel bir şey. Çünkü ben konservatuarlıyım. Bana göre burası da bir konservatuar. Talebeler yetişiyorlar. Onlar için gelmemek olur mu? Ne güzel bir şey. Hoş geldiniz. Onun için buradayım yani. Seve seve geldim. Evet. Erdal abimiz hazır, seyircimiz coşkulu, ekip hazır. Çok güzel hareketler başlıyor alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Şimdi skecimizin anlattığı konu şöyle. Bazen hayatta yaşarken şöyle anlar yaşıyoruz ya. Ya ben bu anı bir yerden hatırlıyorum sanki daha önce yaşamışım gibi ama Allah Allah nerede yaşadım acaba ya diye. İşte bu skeç onu anlatıyor. Çok güzel anlattın. Gerçekten Selen'cim çok güzel. Her şey seyirci için. Her şey sizin. Açıklayıcı bir şey oldu. Rica ederim. Buna da dejavu deniyor bu arada. Hı-hı. Bunu da bilin. Harika. Bu anlarda da hep böyle sanki baştan yaşamışız gibi hissederiz bu anı. Şimdi işte bununla ilgili bir skeç geliyor. Çok güzel sundun ya. Teşekkür ederim. Bu kadar güzel sundun ki. Teşekkür ederiz. Bitince bir daha gel, bir daha sun. Ya bir daha. Skeç Selen'cim çok güzel. Buyur, izleyelim direkt. Tamam. Öldüm dirildim skeci geliyor. Ebru ve Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Saffet Bey, ne kadar güzel bir yer burası. Müzikler falan. Evet, klasik müzik. Bayılırım. Beğendiğinize çok sevindim aslan. Beni burada herkes tanır. Ya. Her gün gelirim buraya. Hasan ne haber canım? Muhittin benim adım. Daha önce seni hiç görmedim buralarda. Yeni başladın herhalde. Yarın 8 yıl olacak. Enteresan. Çok çalıştırıyorlarsa demek ki kafası karışmış. Ne diyorduk? Klasik müzik. Bayılırım, başka bir şey dinlemem. Tanışmış bir çifti canlandırıyor. Şu telefonun müziğine bak. Gitti bütün romantizm. Ya hayatım ne yapayım? Kalmış işte öyle telefonda. Allah Allah. Ayrıca ne bu böyle yeni tanışmış çiftler, ilişkimize heyecan katmak için saçma sapan hareketler? Ya ben 10 yıldır seni gördüğüm her gün heyecanlanıyorum zaten. Vallahi mı? Vallahi diyorum kız. Ay tamam. Bunu yapma. Tamam bunu yapmayayım. Bu başka zaman. Tamam. Neler yaptın bugün? Anlat bakalım. Ay bugün ne oldu anlatayım. Karaköy'de kimi görsen beğenirsin? Ya, Rihanna'yı görsen beğenirim. Güzel kadın. Rihanna'nın ne işi var Karaköy'de ya?
Johnny Depp'i gördüm. Rihanna'nın ne işi var Karayip'te? Johnny Depp okey yani, Karayip korsanları, öyle mi? Evet, çok sıcakkanlı biliyor musun? Fotoğraf çekilmek istedim, olur bacım dedi. Olur bacım mı dedi? Hayatım sen acaba birine benzetmiş falan olabilir misin? Ya hayır, bak fotoğrafa bak. Hayatım Tarık Mengüç bu ya. Karayip korsanları kostümü giymiş Tarık Mengüç bu. Hadi ya, roman havası oynamasından anlamalıydım. Seninle ilk tanıştığım günden beri senden çok hoşlanıyorum Firdevs. Gerçekten mi? Ne zaman fark ettin bunu? Doktora gittim, böbreğinde taş, dişinde çürük, kalbimde sen olduğunu söyledi. Hesap lütfen. Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek. İstenmişsin. Aynen. Acil hesap lütfen. Çok nazar çıktı, nazar çıktı. Hay Allah, nazar çıktı. Şey, orada. Sen de çıktın. Hay Allah. Versin, ver çabuk, çabuk. Çabuk. Benimle evlenir misin? Yok artık ya. Ya benim yüzümden oldu. Pasta oraya gitti falan. Allah'ım daha kötü ne olabilir ki? Bu bir soygun. Eller yukarı. Allah. Allah'ım cevabı bu kadar hızlı beklemiyordum. Ne olur, ne olur bize zarar vermeyin. Biz zaten hesabı istemiştik. Direkt parayı size verip gitsek. Olur. Ne kadar hesap? Pasta dahil 680. Ha. 680 çok. Düz 600 yapsan onu. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya yani her komedi filminde böyle aptal bir hırsız olmak zorunda mı ya? Oldu olacak ismimi de söyle. Ha pardon Reşit abi. Lan ya. Ne yapıyorsun oğlum? Bak ben kasaya bakıyorum şimdi. Sen de kıpırdayan olursa vur, tamam mı? Tamam. Geç öyle geç. Tamam. Oh çok açım ya, yemek. Ay Saffet ne yapacağız? Dur bir saniye, bana bir zaman ver, düşüneceğim. Buldum. Tamam, şey yapalım. Ben onları oyalarım, sen kaç, tamam? Arka kapıdan kaçabiliriz. Çatıya helikopter isteyelim bence. Ya film mi çekiyoruz burada? Tamam arkadaşlar, bakın. Ben kendime güveniyorum. Bugün şanslı günümdeyim. Ya bu zaten kimseye vuramaz. Şunun tipine bir baksana. Allah'ını seversen saçma sapan bir tip ya. Bu kimseye hiçbir şey yapamaz. İzleyin beni. Pardon, bir bakar mısın? Çok saçma fikirdin. Hayır, ne yaptın? Ne yaptın oğlum sen? Abi kıpırdayanı vur demedin mi? Ya yürü, yürü, kaç, yürü. Ya bırak, elimde silah var. Bana böyle şeyler söyleme ya. Ben de kaçtım. Kovaladım ben de. Yerler hep battı ya. Pardon abla, şoktayım ben de. Saffet. Hey. Çok iyiyim. He. İyiyim. Dalmışım ben ya. He. Ne yapıyorduk biz? Rol yapıyorduk yani. He, doğru. Evet. Beni burada herkes tanır. Muhittin'cim nasılsın hayatım? Aa, seni ilk defa görüyorum. Adımı nereden biliyorsun? Yarın 8 yılın dolmayacak mı senin burada? Oha, bu da doğru. Sapığım herhalde. Evet, kafası karışmış herhalde. Çok çalıştırdıkları için. Ne diyorduk? Klasik müzik. Bayılırım, başka bir şey dinlemem. Al işte, gitti bütün romantizm. Ya hayatım tamam ya. Ne yapayım, kalmış işte öyle telefonda. Ayrıca ne bu böyle ilk buluşan çiftler gibi böyle ilişkimize heyecan katmak için saçma sapan hareketler? Ya ben 10 yıldır her gün yeniden heyecanlanıyorum seninle. Vallahi mi? Vallahi diyorum kız. Yok, yapma şunu. Neler yaptın bugün, anlat bakalım. Ay bugün ne oldu anlatayım. Karaköy'de kimi görsen beğenirsin? Johnny Depp. Karayip. Oha, nereden bildin? Ben bu an sanki daha önce yaşadım ya. Ya çok sıcakkanlı biliyor musun? Fotoğraf çekilmek istedim, olur bacım dedi. Bacım mı dedi? Hayatım sen onu birine benzetmiş olabilir misin? Ya hayır ya, al bak fotoğrafı var. Ya Tarık Mengüç bu. Hadi ya, sen bizimkilere benziyorsun demesinden anlamalıydım. Doktora gittim, böbreğinde taş, dişinde çürük, kalbimde seni buldular. Hesap lütfen. Oha, ben bu ana da yaşamıştım. Dejavudur o. Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek. İşlenmişsin. Evet.
Acil hesap lütfen. Tut onu. Benimle evlenir misin? Tamam, yürü git. Ya benim yüzümden oldu. Allah'ım, daha kötü ne olabilir ki? Arkadaşım, sen niye Allah'ın işine karışıyorsun ya? Özür dilerim Allah'ım. Saffet, iyi misin canım? Oh! Oh Allah'ım, sana şükürler olsun. Bir an şu kapıdan iki tane hırsız girecek zannettim. Ellerini koy, beni soygunlu! Yok artık ya! Ya hay, ben senin şu mağazana tüküreyim ya. Ne olur, ne olur bize zarar vermeyin. Biz zaten hesabı istemiştik. Parayı direkt size verip gitsek. Olur, hesap ne kadar? Pasta dahil 680. Sen nereden biliyorsun lan? Bilmiyorum. 680 çok, düz 600 yapalım onu. Ya her komedi işinde aptal bir hırsız olmak zorunda mı ya? O da olacak, ismini de söyle. Söylemez, niye söylesin Reşit abi? Sen benim adımı nereden biliyorsun lan? Seni bu alemde tanımayan mı var abi? Ha, eyvallah, güzel, sevdim. Tamam, ben kasaya gidiyorum, tamam mı? Tamam abi. Kıpırdayan olursa vur. Ama onu deme işte, onu deme. Tamam, geç söyle, geç. Tamam, çök. Tamam. Çok aç değilim ama yerim ya. Saffet, ne oluyor, ne yapacağız? Tamam, biraz zaman ver bana, düşüreceğim, buldum. Ya da vazgeçtim, bulmadım. Ya saçma bir fikirdi o. Şey yapalım, sakın hiç kimse kıpırdamasın. Arkadaşlar, sakın ha kıpırdamayın, tamam mı? Bana bakın, arka kapıdan kaçabiliriz. Bence çatıya özel jet isteyelim. Ya saçmalamayın, film mi çekiyoruz? Kesin öldürecekler bizi. Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik. Bak, bana var ya, beni yüksek miyim burada kıpırdamayın dedi diye durduruyorum kendimi. Bana bakın, şey yapacağız. Ne yapacağız? Bu salak. Salak, şuna bak, tipine bak. Saçma saçma hareketler yapıyor. Ben diyorum ki, ben bunu arkadan kafaya geçiriyorum. Dile. Yapma, hayır. Hey. Gerçekten vuruyor. Yapma öyle, yapma. Dur dedim. Hayır, ne yaptın? Ne yaptın oğlum sen? Abi, kıpırdayana vur demedin mi? Ya lafı gelişiydi o. Lan elimde silah var, böyle lafın gelişi mi olur manaki? Ya yürü, yürü, kaç. Kaçtım. Ben de kovaladım. Yerler hep battı ya. Pardon abla. Saffet! Bu ne ya? Gitti bütün romantizm. Hayır ya, yine mi? Ne yine mi ya? Şurada romantik bir akşam yemeği yiyoruz, yine mi diyorsun? Bugün ne yaptığımı bile sormadın. Lan ne olmuş olabilir? Karaköy'de Johnny Depp'i mi gördün sanki? Oha, nereden bildin? Çok sıcakkanlıydı biliyor musun? Fotoğraf çekilmek istedim, olur bacım dedi. Lan Tarık mıyın güç o? Hakikaten ya, elindeki darbukadan anlamalıydım. Ben açıklaması zor ama ben bugünü daha önce yaşadım. Hayatım. Birazdan buraya haydutlar girecek ve bizi vuracaklar. Ya, soygun olacak burada. Saçmalama canım, sakin ol. Hayır, inan bana, gerçekten bak. Birazdan şu adam şu kadına saçma bir şekilde ilanı aşk edecek. Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek. İstenmişsin yüreğime. Söyle böyle nereye? Acil hesap lütfen. Bak, dedim sana, dedim sana. Bak, garson gelecek. Elinde şey var. Hayatımı kurtardın, sağ ol. Yok, henüz değil, henüz değil. Henüz kurtarmadım hayatını. Arkadaşlar, biliyorum anlatması zor, anlatması çok zor, evet. Ama ben bugünü daha önce yaşadım. Bakın, birazdan buraya, eller yukarı, bu bir soygundur. Soyunun. Şaka yapma lan. Tamam. Biliyoruz, evet, evet. Biz şöyle şuraya geçelim. Biz böyle çökelim buraya. Arkadaşlar, biz buraya çöküyoruz. Hiç sıkıntı yok. Biliyoruz, eğer hareket edersek bizi vurursunuz. Tamam. Aferin, akıllı adamsın. Sen bunların başlarında dur. Hareket edeni vur. Ben kasaya giriyorum. Tamam abi. Sessiz lan! Of, çok tokum ama yerim. Saffet, nasıl bildin olacakları? Hayatım, gerçekten bilmiyorum ama ben daha önce bugünü yaşadım arkadaşlar. Ya, nereden biliyorsun? Nasıl inanacağız ki sana şimdi? Nasıl yaşadın ya? Yaşadım, film gibi işte. Son durak gibi mi yani? Ha yok, şey, klik. Klik gibi mi? Klik de güzel de şey, Tonla Zof Tuşan Şaşma Tuşan vardı. O da bayağı güzel bir filmdi. Recep İvedik. Ne? Hatırlayın, onun da ninesi ölüyordu orada. Lan ne alakası var? Lan ben alakası var diye anlatmadım. Genel kültür paylaşıyorum. Ya sıratımı şimdi arkadaşlar, bakın. Ben gerçekten bugünü daha önce yaşadım ve öldüm. Bir tek sen mi öldün? Evet. Oh. Pardon, ben olayın şokundayım hala. Bakın çok gerçekten sağlam bir plan yapmamız lazım. Tamam, baksanıza salak bir şeye benziyor. Garip garip hareketler yapıyor. Ben diyorum ki bunu arkadan... Hayır, o hiçbir işe yaramıyor. Onu yapma, sakın onu yapma abi. Neden? Başka bir şey yapmamız lazım.
Peki. Bunu biliyor muydun? Oha! Bu seriye hiç gelmemiştim. Senin silahın var. Tabii. Neden silahın var senin ya? Ben çok büyük bir mafyanın çok büyük bir tetikçisiyim. Oh, Allah'ım sana şükür. Bana bırakın. Hallediyorum şimdi. Bekle. Lan bu mesafeden nasıl kaçırdın? Parmağım yok benim. Vuramadım. Bununla bu tetiği çekmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Lan ne oluyor? Abi kıpırdayını vur demedin mi? Ya sükût değil mi oğlum bu ya? Ya yürü hadi ya. Bu ne? Kovalıyorum, devam et. Merak etme abla, kanı yerde kalmayacak. Ben şimdi buraya güzel bir paspas çekerim. Saf Bey! İşte o, gitti bütün romantizm. Lan ne romantizmi? Burada bir yerime yılan kaçmış. Ne romantizminden bahsediyorsun sen? Bunu da sessize alayım. Bu nedir artık ya? Safet, iyi misin sen? Aşkım, hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim ben. Bak, tamam sakinleş. Ben şimdi sana bugün ne yaşadım onu anlatayım. Ya bugün gördüğün o adam Tarık Mengüç'tü. Ve sen en basitinden onun Johnny Depp olmadığını Türkçe konuşmasından anlamalıydın. Oha, çok mantıklı ya. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu nereden biliyorsun? Hesap lütfen! Kenetlenmişsin kalbime! İlmek ilmek! İşlenmişsin! Kardeş sen hayırdır, ne yapıyorsun ya? Ya ne, sen nasıl, sen ne yapıyorsun? Anla artık kardeşim, bu kadın seninle evlenmeyecek ya. Evet. Bu pasta da artık yerinde dursun. Dur, tamam, sakin. İşte yüzük var burada. Burada yüzük var. Ne? Burada yüzük var. Evet, ben koydum. Sen sakın ağzını açma, sus. Ya her şeyi bok ettim. Sus. Allah'ım, daha kötü. Eller yukarı, boyu soygundur. Polis! Polis! Tamam, kaldır elleri, polis. Lan! Lan sen! Lan madem başından beri polistin, niye çıkartmıyorsun silahını? Ya gizli görevdeyim, Kemal'i takip ediyorum. Benden bahsediyor. Ben de diyorum, bu kadına niye tutuklu kaldım? Ya konuşma sen de, gevşek gevşek be! Tamam, en azından artık emin ellerdesiniz. Allah'ım sana şükürler olsun ya. At silahı yere, at, at! Tamam, tamam. At! Kaç, 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 kaç! Ya dur, nereye gidiyorsun? Ben de aradan sıyırayım kendimi bu adamın. Gel, gel, boş ver. Temizleriz buraları. Lan sete git! Zafer! Ya... Ya Johnny Depp, inanabiliyor musun? Karaköy'de ya adam bir de bacım falan dedi. Çok tatlı. Kalk, gidiyoruz. Kalk, hemen buradan gidiyoruz. Canım nereye daha? Yemekleri bitirmedik. Boş ver yemeği falan filan. Arkadaşlar, siz de boş verin. Hadi bak, birazdan buraya soyguncular girer. Çok pis olaylar olacak. Kalkalım, gidelim buradan. Hadi. Ne diyorsun kardeşim? Çok hayırlı bir iş için geldim ben buraya. Lan ne hayırlı işi? Ne hayırlı işi? Bu kadın polis, gizli görevde. Seni öldürmek için burada. Ne? Allah'ın adını verdim. Sakın ateş etme. Çok kötü nişancısın sen. Öyle mi? Lan ben 500 metreden kürdan vuruyorum lan. Yapma. Geriye doğru vurdun. Ne yaptın? Zaffer! Ya Karaköy'de Johnny Depp ya çok sıcakkanlı, biliyor musun? Fotoğraf çekilmek istedi. Ya Johnny Depp ya, inanabiliyor musun? Fotoğraf çekilmek istedim. Ya tabii bacım dedi. Ya biraz... Gelişine ne koydum ha? Zaffer! Yani Karaköy'de Johnny Depp. Bir etkisi görsem bu kadar yadırgan. Lan yeter! Yeter! Bak, ver lan şunu. Ver! Sıkacağım kafama ha. Ya Allah kafamı sıkacağım, yeter artık. Bu neymiş ya? Bu neymiş? Sürekli ölüp ölüp duruyorum ya. Ha, bari bir kere ölürüm lan. Yeter artık. Safet dur. Yapma. Bu hiçbir şey düzeltmeyecek. Ya neyi düzeltmeyecek? Aslı neyi düzeltmeyecek? Ben ne oluyor biliyor musun? Her gün buraya geliyorum. Bu yemeğin başına oturuyoruz. Ondan sonra bu adama saçma sapan teklifler ediyor. O sırada iki tane hırsız giriyor içeri. Ben her seferinde ölüyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hayır, biliyorum. Her defasında ne yaparsan yap ölüyorsun işte. Biliyorum.
Bir yol bulamıyorsun, bulamayacaksın da. Çünkü bu hikayede ölen sen değil, bendim. Yok yok. Hayır, hayır. Hayır, ben bunu kabul edemem, hayır. Hayır, edeceksin Saffet. Kendini suçlamaktan vazgeç artık. Hiçbir şey yapamazdın, hiçbir şey değiştiremezdin. Bırak artık geçmişi. Ben senin her gün ölmeni değil, yaşamanı istiyorum. Yapma ne olur. Böyle konuşmamıştın. Evet, böyle konuşmamıştım. Sen söz vermiştin bana. Senden önce gitmeyeceğim demiştin. Ama gittin. Sen o gün öldün. Bir kere öldün. Ben sen olmadığın her gün bin kere ölüyorum. Nefes alamıyorum aslında. Dön artık. Ben hiçbir yere gitmedim sevgilim. Seninle olmak için yanında olmama gerek yok ki. Ben hep buradayım. Hayatına devam et ne olur. Ama o telefon müziğini değiştir. Seni çok seviyorum Saffet. Benim senin, sen de bir başkasını benim seni sevdiğim kadar sev olur mu? Gerçekten değiştirmeliyim artık. Efendim? Alo? Ha, geldin mi? Tamam, tamam Elif'ciğim. Geldim. Ha, buradayım. Kapattım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ya kusura bakma, geç kaldım değil mi? Ya o önemli değil. Ama neden geç kaldım biliyor musun? Ha, ne oldu? Karaköy'de Johnny Depp'i gördüm. Tarık Mengüç'tür o. Aa, ben Tarık Mengüç'üm demesinden anlamalıydım ya. Anlamadım. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Peki bizim bir notumuz daha var biliyorsunuz. Bu bir gerçek anlamda kırmızı halıdır arkadaşlar. Helal olsun. Yani... Evet, Zile abi, Atakan, Ebru birlikte. Helal olsun. Müthişti ya, gerçekten yani gözlerim de hala dolu dolu oldu. Yani birden müthiş bir final. Yani bu hikayenin, bu kadar güldürmenin çok iyi bir finale ihtiyacı vardı. Onu bulmanız da bu işi bence evrensel anlamda çok büyük bir tekst çıkmış ortaya. Ya olağanüstüydü ya, vallahi. Evet, Erdal abi, ne demek istersiniz? Var mı demek istediğiniz bir şey? Güzel, yani şöyle güzel. Çok değişik. Bir takım tekrarlar var ama çok yerli yerinde yapılmış tekrarlar. bulunan bazı kelimelere gerçekten sesli güldüm. Güzel, evet. Gerçekten yani bu çok bildik bir olayı. Ama bunu tekrarlarla süslemek ve böyle dediğin gibi dramatik bir finale de taşımak gerçekten güzeldi. Çok değişikli. Hızlı temposu çok iyiydi. Çok iyiydi. Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek. İkinizin evet, aynı anda girdiği timingler değil mi abi? Yani o aynı anda oraya Atakan'ın döndüğü evet. An falan yani biraz... Pastanın hemen hemen her aynı yere düştü. Pastada ben de girdim bir ara oyuna. 2-3 kere tekrar ettim yani. Hakikaten arkadaşlar biraz böyle hani çok iç içeyiz falan, çalışıyoruz, tempo içindeyiz ama en güzel işler de en sıkıştığımız anda çıkıyor herhalde. Yani ben de hemen yanınızda olayı takip eden biri olarak bu başarınıza, bu şahane skece ve size çok büyük hayranlık duyduğumu söylemek isterim. Harikaydınız. Süper arkadaşlar. Her zaman çıkmıyor, hem kırmızı halıda tadını çıkaralım. Vallahi tebrik ediyorum tek tek. Çok güzel hareketler, kırmızı halı bir şekilde devam ediyor sevgili izleyenler.
Harika ya, mükemmel bir alkış. Hoş geldiniz. Efendim şimdi Komşunun Çocuğu isimli bir skeç izleyeceğiz. Hepimizin başına gelmiştir. Belki hala aramızda yaşları küçük olan kardeşlerimiz. Komşunun çocuğuyla bir kıyas durumu vardır. Annelerimiz özellikle bunu çok yapar. Var mı aramızda böyle komşunun çocuğuyla kıyaslananlar? Var mı? İşte hemen burada bir çocuk Şurada var. Şurada bir genç bir arkadaşımız bir var. Küçük arkadaşımız. Evet. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin ne? Elif. Kaç yaşındasın Elif? 10. 10 yaşındasın. Komşunun çocuğuyla kıyaslıyorlar mı seni? Evet. Ne, nasıl kıyaslıyorlar? İyi olarak kıyaslıyorlar, kötü olarak değil. He, sen komşunun çocuğuyla daha mı iyisin? Evet. Bana göre o da. Ne diyorlar mesela? Annen ne diyor? Diyor sen daha iyisin onlardan işte. Daha akıllısın falan yapıyorlar. Geçen hatta ben takdir aldım. Onunla kıyasladılar bu sefer beni. Ne? Onlar ne aldı? Almış, teşekkür almış. Ben de takdir aldım. Onunla kıyasladılar öyle beni. Her türlü kıyaslanıyorum. Senin hoşuna gidiyor mu peki onlardan üstün olman? Evet. Sen ne yapıyorsun onlara? Siz teşekkür aldınız. Ben takdir aldım. Ben daha zekiyim falan diyor musun yoksa? Ben susuyorum. Sen susuyorsun. Tadını çıkartıyorsun. Evet. Keşke o çocuklardan biri de burada olsaydı şimdi. Onlara buradan bir şey söylemek ister misin? Hayır. Ya sen de sürekli tuzağa düşürmeye çalışıyorsun kızcağız. Aferin ama hiç tufaya gelmedin. Helal olsun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de sıradaki skecimizde buna benzer durumlar izleyeceğiz. Komşunun çocuğu geliyor. Beste yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Anne ya, bir de arasana babamı. Yok oğlum, kaç kere aradım açmıyor. Hala toplantıda demek ki. Ya bu kadar uzun veli toplantısı mı olur? Alt tarafı karne verip gönderecekler ya. Başına bir iş mi geldi diyorsun? Bence kesin benim başıma bir iş geldi. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ya sen nereye gidiyorsun bu yaşta? Gel otur, en kötü oturur, konuşur, çözeriz canım. Anne ben sınıfta kaldım. Hemen Esenler Otogarı'na gidiyorsun çabuk. İlk gördüğün şeye biniyorsun, otobüse biniyorsun. Daha da eve gelmiyorsun. Ben seni arayacağım hadi. Sen bir şey yapamaz mısın? Şifakat açayım. Açabiliyor musun? Yok, açamıyorum ama aklı gider açsam. Vallahi benim de gider. Bak seni de aldım, gördün mü? Açsam benim de aklım gider, evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldin sahne. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. O elindeki ne? Oğluma hediye aldım, karne hediyesi. Sen hani sınıfta kalmıştın, gerizekalıydın? Vallahi ben öyle biliyordum anne. Ne aldın peki? Ya bu eskimiştir diye kilim aldım. Azar yerken dinler bunu diye. Böyle incele oğlum azar yerken. Aa, bunu ezberlemiştim, iyi oldu. Değil mi? Köpek. Sınıfta kaldı yani. Yok, kanaat notuyla zar zor geçirmişler. Oley be! Ya baba niye söylemiyorsun böyle güzel haberleri ya? Nelere seviniyor, vallahi çıldıracağım ya. Peki toplantı niye bu kadar uzun sürdü? Ya toplantı normalde 1,5 saat önce bitti. Bitti, hocalar dedi ki haydi geçelim öğretmenler odasına. Öğretmenler odasına geçti bütün öğretmenler. Alican'a sövdük. After gibi düşün yani, sonrasını da yaptık. Tabii. Gelselerdi yüzüme söyleselerdi. Hocam şimdi ha. Ya tamam, madem bu çocuğa bu kadar sövdüler, sen niye bu kadar mutlusun? Ya bir yerden sonra dayanamadım, ben de sövmeye başladım. Oğlum mu oğlum demedim, dün sana da birkaç tane sektirdim bu sabah. Ayıp ya. Yani birkaç tane geldi sana da. Ama çok rahatlatıcı bir şey oluyor. Sen de dene ki arada, vallahi. Aptal oğlu aptal, salak oğlu salak, mal oğlu mal. Ama bunların hepsi bana sekti. Oğlu. Senin bana sektiresin varmış ama bu şekilde. Hayır, haklıymışsın. Çok iyi geldi. Çok rahatladım şu an. Ya bana niye salak muamelesi yapıyorsunuz ya? Oğlum olur mu estağfurullah? Sen salak değilsin. Sen süper salaksın. Öyle düşün yavrum. Söyle lan 7 kere 7. Şimdi konumuzla ne alakası var ki? Oğlum eliyle hesaplayıp zaman kazanmaya çalışıyor. Hareketlere bak ya. Ya bu çocuk hiç olmadı ya. Üst komşunun oğlu Mahmut'la. Aman Mustafa ne yapmış? Mustafa mı? Evet. Ne yapacak? Yine takdir almış. Rukiye böyle göğsünü gere gere dinledi toplantıyı. Gere gere dinledi toplantıyı. Sen Rukiye'nin göğsüne mi baktın? Ne alakası var? Lafın gelişi diyorum. Gere gere dinledi yani kadın diye. Allah Allah. Görüyor yani musun? Millet nasıl göğsü kabara kabara dinliyor. Tabii canım yani. Bir Mustafa kadar olamadın amcam. 46. Ne 46 lan? Allah kahretmesin, aman! Daha yeni bulmuş, onu da yanlış. 49 lan, 49 mal. Ya kaydırma yapmışım, ne var? Oğlum kaydırın. Ya ne olur, al şunu gözümün önünde al. Bana hep bunun yüzünden oluyor.
Hep bu... Oğlum bak sana bundan sonra gitar çalmayı yasaklıyorum Alican. Ya baba gitarla ne alakası var? Benim derslere zaten kafam basmıyor. Şu iğrenç kabullenişi görüyor musun? Berbat kabulleniş ya. Çok kötü sanırım. Gerçekten. Çok kötü sanırım. Lütfen ya. Halı nasıl? Çok güzel. Döndün ya oğlum. Müfiyeciğim bu ne güzel sürpriz böyle. Ay seni toplantıda göremeyince bir geleyim de göreyim dedim. Aa, iyi yapmışsın. Sağ ol. Mustafa'cığım tebrik ederim takdir almışsın. Aa sen nereden biliyorsun? Salim abi sen mi söyledin? Yok kız kendin şey yaptın ya göğüslerini aman yap gidelim Allah aşkına. Tamam lan şu şey asmışsın ya oraya. Ana etiketi üstünde kalmış yavrum. Neyse çıkarayım ayıp olmasın. Ay çok ağır kalkmıyor dokasın. Alican ne haber? Siktir lan. Alican saygısız saygısızlık yapma. İt. Gel oğlum gel. Kusura bakma geçin gel şöyle oğlum. geçin şöyle geç sen de. Oh geç. Gül annesinin bir tanesi. Rukiye. Anlat bakalım evladının takdir alması nasıl bir his ya? Vallahi harika hep gururlandırıyor bizi. Gurur. Ne yapıyormuş ben anlamadım tam. Gurur gibi bir şey dedi ama ben hiç bilmiyorum anlamını. Biz bilmiyoruz ki. Ne demek o? Evlatların herhangi bir başarısında ailelerin içinde kabaran duygu diye de tanımlayabiliriz. Tamam işte ben gitar çalıyorum. Ama ben utanç duyuyorum oğlum. Utanç mı? O nedir? Evlatların herhangi bir sıçışında ailenin hissettiği o kabaran şey. Ya neyse ya. Biraz daha başka neler hissediyorsun mesela? Biraz anlat da biz de öğrenelim. Ay, Mustafa gel buraya gel. Anneciğim ben arkadaşımın yanındayım. Hadi git oğlum. Feyz al çocuğum. Feyz al iyi dinle. Anneciğim ben arkadaşımın yanındayım. Oğlum bana bak hemen seninle komşu olmayacağımız, görüşemeyeceğimiz bir yere taşınıyorsunuz. Niye ya ne oldu ki? Ya annemler beni sürekli seninle kıyaslıyor. Taşının gidin bu evden ya. Oğlum beni de sürekli başkalarıyla kıyaslıyor. Sen çok yanlış anlamışsın ya. Ya hayır şimdi bu takdir neyim aldı ama bizim o üst komşu var ya Hayriye'nin. Ha onun oğlu Zafer. Ay çocuk onur belgesi almış ya. Ne diyorsun? Nasıl saygılı çocuk. Yani bu da onun kadar olur mu bilmiyorum. Senin de komşunun çocuğu var. Evet ben de senin için komşunun çocuğuyum. Gel kardeşim. Gel kardeşim benim. O yüzden var ya sürekli size gelmek istiyorum. Senin yanına böyle atomu parçalamışım gibi hissediyorum. Kendimi üstün hissedince çok mutlu oluyorum. Oğlum Allah Allah az önce sarıldım ayıp olmuyor mu? Ya neyse ne, bence yılanın başı o çocuk. Çağırdım, gelsin konuşalım, tamam mı? Tamam, yılanın başını küçükken ezelim. Evet. Birini bekliyordu. Arkadaşımızı çağırdık Sevim teyze. Oy oy, nesini? Bizim, bizimki çağırdı, it. Zafer bu, hayır. Zafer bu mu? Evet, Zafer canım benim. Merhabalar efendim. Salim bak Alican'ın çok gelişmişi. Oğlum hoş geldin. Şeref duyduk. Vallahi hoş geldin. Çok methettiler. Teşekkürler efendim. Ay ben bunu görünce de şunu hiç sevesim gelmiyor ya. Anne öyle deme. Bak bak yanımda kim var. Ay canım oğlum Zeki oğlum. Ay yok bundan bir bok olmaz ya. Biz ne yapalım? Sokağa mı atalım diye. Ne yapalım ya? Aşk olsun baba. Aşk olsun. Nasıl halı? Çok güzel. Oğlum bak. Güzel diyor köpek. Oğlum sen istersen biz de sok. Orada oranın IQ biraz düşük. Kal biz de. Yok efendim arkadaşlarım beni çağırmış. Belki yardıma ihtiyaçları olabilir. Allah Allah. Tamam peki hadi o zaman biz balkona geçelim. Hadi biz balkona geçelim. Onlara anlat. Nasıl Mustafa, oluyor bu işler? Mustafa Zafer'den örnek al tamam mı? Zafer'i örnek al. Tamam, tamam mı? İyi tamam, dinle onu. Tamam. Alican sen önce Mustafa'yı örnek al sonra Zafer'i örnek al. Bir anda kendine yüklemiyor. Çok kötü. Alican, halı nasıl? Çok güzel. Oğlum. Efendim, bence de halı çok güzel. Güzel değil mi? Ben aldım. Ya nasıl bir çocuk ya maşallah. Vallahi acayip. Teveccühünüz efendim. Teveccühün. Ağızlara bak ya. Dur oğlum bir anlayalım. Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk sevgili kardeşim. Sevgili mevgili ne diyor lan bu? Oğlum o anlamda demiyor ya. Sen nasıl benden daha zekisin ha? Bak bakayım hangimiz daha zeki duruyoruz ha? Oğlum bana aynı gibi geliyorsunuz. Peki beni niye çağırdınız ya? Bak şimdi, beni Mustafa'yla kıyaslıyorlar. Mustafa'yı da seninle kıyaslıyorlar. Seni ortadan kaldıracağız, her şeyi çözeceğiz. Demek ki ben de senin için komşunun çocuğuyum. Bak bir de yüzüme söylüyorum. Vallahi çakarım ha. Vur bir tane vur. Vurayım mı? Vur bir tane. Yok, yakal. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şöyle bir tane vursana. Oo, nasıl yaptın lan onu? Böyle elinin tersiyle. Ailen kızıyor ama psikolojine çok iyi geliyor. Ha, tamam, şöyle mi? Oh, kendime vuruyorum ben. Ya ne yapıyorsunuz? Beni niye çağırdınız ya?
Dövelim bunu ya. Dövelim lan. Hayır, dövelim. Döveceğiz oğlum seni. Ya, yapma. Sonra var ya, bir tane patlatır mı ha? Ha gördük nasıl patlıyor. Hey, 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 hey. Bu ne ya? Aradığınız kişi ben değilim. Benim de komşumun çocuğu var. Kim ya bu komşunun çocuğu? Ben de henüz görmedim. Onu daha önce gören olmamış. Adı Zeki. Sadece temel ihtiyaçları için odadan çıkıyor. Son derece nazik ve zeki biri. Nerede oğlum bu komşunun çocuğu? Apartmanın en üst katında yaşıyor. Bu ne ya? Platform gibi dizmişler bizi. Hayır, biz kot 2'de oturuyoruz. En salak ben miyim? Kardeşim, burası kot 3. Nasıl bulacağız bu komşunun çocuğunu? Sadece aile fertleri mesaj atınca geliyormuş. O yüzden anneme yazdım. Annem de mesaj attı, gelecek buraya. Acaba nasıl biri? Ben çok merak ettim. Merhaba ahbab-ı uhrevilerim. Ben Deniz Zeki. Ne diyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Buraya gelmeme annem payı oldu. Biliyorum, çok fevkal beşer bir durum. Çok bekleyeceğim bir şey. Oğuz'a bak ağzına bir tane. Ata. Siz hepiniz hemden misiniz? Bak seni anlıyordum. Seni çözecek gibiydim ama bu olacak iş değil. Anlamıyoruz oğlum. Düzgünce anlat. Tamam tamam, ben onun dilini biliyorum. Kardeş, yeter artık. Sıkıldım ya sürekli beni seninle kıyaslamalarından. Efendim? Mukayese etmeleri efendim. Ha. Nerede konuştun? Ne anlıyorsun ya? Gerçekten oğlum yeter artık ya. Sürekli beni seninle kıyaslıyorlar. Ömrüm boyunca senin gibi olmaya çalıştım. Beni seninle, onu da benimle kıyaslıyorlar. Ama bilmiyorlar, o benim gibi olunca onu yine seninle kıyaslayacaklar. Peki bu çocuk? Onun savaşı kendiyle. Sağ ol. O yüzden seni buraya çağırdık, ortadan kaldır. Yapamıyorum ben. Sen de yapamıyorsun. Çok bigane bir durum. Ben de Lal ve Ekrem oldum. Ne olmuş? Düzgünce anlatsana oğlum. Hiçbir şey anlamıyoruz ya. Bunlar tunturaklı sözler. Fil hakika benim de bir konşum var. Bence küfür ediyor. Direkt dövelim bunu. Hayır, hayır. Anlamıyorsunuz. Ben aynı tersim yaparak izah edeyim. Lan ne yapıyorsan yap. Tamam. Bak bu sensin. Benim. Anladım lan. Urlebi. Benim. Evet, evet. Tamam. Bu senin konşin. O da onun konşisi. Benim de bir konşum var. Oğlum konşi ne lan? Yani velhasıl kelam beni de biriyle mukayese ediyorlar. Yuh artık, seni de biriyle mukayese ediyorlarsa biz ölelim. Oha, mukayeseyi cümle içinde kullandım. Annem bize mukayese aldı. Öyle yani, olsun. Yani anladınız değil mi? Biz aynı hattı müstakimiz. Bence olayı anladı, sıyrılmaya çalışıyor. Bence net dövelim bunu. Yapmayın, 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 vurmayın, vurmayın bana. Oğlum sana kimse vurmuyor lan. Pardon. Ne oluyor burada? Niye tartışıyorsunuz? Yoksa Mustafa mı bir saygısızlık yaptı Zöfer'cim? Olur mu öyle şey? Lütfen ya. Yapsa yapsa Alican, ne yaptın lan? Hayır ya, ben bir şey yapmadım. Mukayese yaptı. Ney? Anlamıyor ya. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Hemen suçlamayalım. Adaletli bir arayış içinde olalım bence. Tamam, adaletli seçiyorum şimdi. O zaman Zeki bir şey yapmamıştır. Onu direkt eleyelim. Zafer de yapmamıştır. Ya. Bence Mustafa da yapmamıştır. Ben eminim. Yine ben çıktım. Ha şey yap, ne yaptın lan? Hayır, o yapmadı. Biz yapmadık, siz yaptınız. Ay, neyi biz ne yaptık canım? Allah Allah. Yani namütanayi bir şekilde bizi mukayese ettiniz. Ne diyorsun oğlum? Ben anlamadım. Tamam. Sizin anlayacağınız dilden anlatacağım. Bizi delirttiniz lan! Bizi yıllarca birbirimizle kıyasladınız. Gülme! Sen de gülme! Biz birbirimizle kıyaslanmak istemiyoruz. Derslerdeki başarımız bizim için önemli değil. Belki de hepimizin sosyal ayrı becerilerimiz var. Biz onlarla başarı kazanmak istiyoruz. Biz artık kırlarda koşmak, uçmak istiyoruz. Anlıyor musunuz? Biz komşunun çocuğu değil, Mustafa, Zafer, Zeki olmak istiyoruz. Beni saymaman biraz beni üzdü. Ama güzel, etkileyici konuştu. Alican gel lan buraya. Lan gel deyip döveceğim zannediyor. Gel. Tamam, kusura bakma lan, gel. Aslanım benim. Özür dileriz oğlum. Gel. Ya, teşekkür ederim. Ay. Yalnız ne güzel konuştu Zeki ya. Sen de öyle mal gibi bak oradan. Mal gibi bak.
Ya lütfen çocuğu aşağılamayın ya, lütfen ya. Aşağılayacaksanız bunu aşağılayın, bu alışkın. Alışkın diye diyorum. Hayır ya, yoksa ya aşağılamayalım. Hani. Biz de artık oğlumuz ne istiyorsa ona destek veririz. Canım tamam. Hadi getir gitarını çal da neşeli. Git çal lan git, ben söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Apartmanda musiki dinletileri yapan sen misin? Evet. Annem de diyor hep milletin başını ağrıtıyorsun diyor. Ses geliyor mu üst kata? Benim için de komşunun çocuğu sensin. Nasıl ya? Yani beni de seninle mukayese ediyorlar. Annem derslerden başını kaldır artık. Bak apartmanda ne güzel bir çocuk var. Gitar çalıyor diyor. Oha, ben de biri için komşunun çocuğuyum. Ne biçim konuşuyorsun lan? Gurur duydum, vallahi gurur duydum. O işte anladın değil mi şimdi? Çok değişik ya, bir de anlatılmıyor. Göğüs sınavı vuruyor yani. Bu oluyor. Vay be Zeki, demek bana özeniyorsun ha. Gel ulan buraya, Mavat. Mavat mı? Gel lan buraya, göt. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Erdal abicim mikrofonu ver. Ne ben diyorsun? Zil diyorum, nereye basacağım? Sen zil diyorsan hemen yazarımız nerede? Yazarımızdaki beste. İşte beste zile gidiyor. Bas seyircim. Zile bas. Evet Erdal abicim, nasıl buldunuz? Beste, önce seni kutlarım gerçekten. Bu komşu çocuğu olayını bu kadar güzel sıralaman, sonra sonunu bir gitarla veya müzik keyfiyle, zevkiyle bağlaman. İşte o arada Zeki arkadaşın, herkesin bir sosyal davranışı vardır. Bırakın bizi, biz nasıl olsa okuruz. Oku oku diye bizi yani dar etmeyin gibi sözleri vardı. Ama bunun dışında diyaloglar hiçbiri boş değildi. Hepsi birbirine bağlıydı ve çok şirin ve çok güzel diyaloglardı. Gerçekten kutlarım. Bravo be. Vallahi. Hay helal olsun. Hani empatisi de yüksekti. Her izleyen de kendinden bir şeyler buldu zaten. Önünde de konuştuk. Harikasınız. Çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili izleyenler. Skeçimizin adı Paradoks. Skeç şunu anlatıyor. Bir karakterimiz yolda 1 milyon TL buluyor. Ve bu parayı sahibine vermekle vermemek arasında kalıyor. Ve kendi içinde bir savaş veriyor. Onu izleyeceğiz. Peki yolda daha önce para bulan var mı? Güzel soru vallahi ya. Para bulan var mı? Vallahi var mı acaba? Evet. Ben de 50 dolar bulmuştum Amerika'dayken. Wow. Onu da arkadaşlarımla bayağı bir düşündük. Yani harcasak mı yoksa versek mi diye. Ne kararlar çıktı? Ne düşündünüz? Ya dedik harcasak böyle güzel bir şeyler alırız herhalde. Oyun falan. Ondan sonra harcamaya karar verdik. Kaç arkadaştınız? 10 kişiydik. Dedik yani TL'yi çevirmeyelim dedik. Direkt harcayalım. Harcadık. 50 doları harcadınız. 50 doları harcadık aynen Amerika'dayken. Ne aldınız? Oyun almıştık bir sürü. Hiçbir arkadaşınız demedi mi bunu gidelim güvenliğe verelim? Kimse demedi. 10 arkadaş. Herkes koy cebine hiç çaktırma dediler. Yaptık yani bir şey değil. Siz tatile mi gittiniz oraya? Aynen. Yani NASA'ya gitmiştik. Orada nereye eğitim gittiniz? Almaya. NASA. NASA'da eğitim almaya giden evet, Türk gittim. Gençleri 50 doları nasıl yedi? 50 doları aynen 50 doları. Adlı bir... İnanılmaz. İnanılmaz bir hikaye. Süper. Teşekkür ederiz kardeşim. Yolunuz açık olsun inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. İş kriminal bir yere doğru gitmeden skece mi? Efendim şimdiki skecimizin adı Paradoks. Paradoks geliyor. Ebru ve Ozan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Selamünaleyküm. Ben İhsan Bey'i görecektim. Tabii, tabii. Hah. Şurada o burunlu olan doya doya bakın.
Maşallah, Allah özene bezene yaratmış ya. Ha, beni dalga mı geçiyorsunuz? Ben kendisiyle görüşeceğim ya. Ay tüh, talihsizlik ya. O da az önce çıktı. Ay tüh ya, evet. Ben de keşke daha erken gelseydim ya. Hanımefendi, ben gördüm adamı, farkında mısınız? Tamam, ne istiyorsunuz? Özel bir mevzu, bir emanet mevzuu vardı da. Tamam, şöyle oturun, toplantısı bitince bakar. İyi, hadi. Öyle olsun madem. Şşş, bana bak lan. Nereden geldi lan o ses? Benim lan, içinden geldi, içinden. Bu ses, bu şive, Cenan adı güzel. Ne alakası var lan? Ben senin iç sesinim. İç sesin mi? Ulan bari iç sesim diksiyon ne olaydı lan? Uzatma bir şeyleri. Bana bak, emin misin parayı vermeye? Yani, evet. Adamın ofisine bak oğlum, senin evden büyük. Bu adam 1 milyon lira kaybettiğini anlamamıştır bile. Doğru diyorsun. Aslında bu parayla var ya neler yapılır ha. Yani 50.000 şişe boza alacağım bu parayla. Saçmalama lan. Vizyonsuz vizyonsuz düşünme. 50.000'i kim içecek? 25.000 şişe al, kalanı da leblebi stokla. Ulan iç sesin benden daha vizyonsuzmuş. Sen de mi lan? Zar sen de mi? Değil İhsan Bey'im, Allah'a değil ya. Burada ne arayacaksın? Sıkışmıştır belki bir yerine. Zar burada ne arayacaksın? Sıkışmıştır belki. Allah'ım ya. Bana bak. Eminsin değil mi arabada falan olmadı? Vallahi değil İhsan Bey. Baktım her yere, arabada da yok ya. Bak, sarı bir zarf. Sarı bir zarf. Yok, yok. Allah'ım ne yapacağız şimdi ya? Ay. Buldum. Kırtasiyeden yenisini alacağız. Sarı zarf vardır. Vallahi. Ulan sence sorun o mu? İçinde 1 milyon vardı. 1 milyon mu? 12 ile çarpsak? Ya dolar değil, TL. Yok, ben kendi maaşımı çarpıyorum da bir türlü o paraya ulaşamıyorum. Mürsel. O parayı bulmamız lazım. Hayat memat meselesi bak. Yazık lan. Hayırlı bir iş için kullanacak demek ki. Çıkarıp ver de sevinsin gariban. O rüşveti veremezsek ihaleye giremeyiz. Baba, verme lan. Belli ki o adam bu parayı pis işlerde kullanacak. Bana ne lan? Kendi parası işte yani. Sen o parayla hayır yap. 500.000 tane kokulu silgi al, çocuklara dağıt. Oh, mis gibi kokarlar. Lan hayrım bile vizyonsuz. İhsan Bey. Şimdi sakince düşünelim. Siz buraya gelmeden ne yaptınız? Ne yaptım? Evden, kasadan işte parayı aldım. Ondan sonra ofise geldim. Bu civardaydınız yani. Güzel. Evet. Sonra? Bu civardaydım ama işte buraya gelene kadar ne yaptım? İşte Sarıyer'de bir börek yedim. Oradan Ortaköy'e bir kumpir yemeye geçtim. Derken canım çekti, bir Kanlıca'ya gittim, yoğurt dedim, geldim. Boğaz'da da çay içirseydiniz paraya. Ya İhsan Bey, siz parayı yanınızda taşımamışsınız ki. 1 milyona İstanbul turu attırmışsınız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Mürsel, bu parayı senin bir şekilde bulman lazım. Bulacağım. Bulacağım. Ben 1 milyon olsam nereye giderim ya? Nereye giderim ya? Nereye giderim? Kimlerle çalışıyorum ki? Kimlerle çalışıyorum? Ben nasıl böyle bir hata yapabildim ya? Ya üzülmeyin İhsan Bey. Ben de Süheyl'le Behzat Uygur'u karıştırıyorum hep. Ne kadar büyük bir dertmiş ya. Vallahi çok canım sıkıldı şu anda. Ne yapalım? Bizim 1 milyonumuz yok tabii. Süheyl'le Behzat Uygur'u karıştırıyor. Aslında zarfın içinde kart vizitim vardı, biliyor musun? Eğer böyle mert, namuslu, dürüst bir insan bulduysa parayı getirir buraya. Bak bak, senden bahsediyor. Ama hangi enayi yolda bulduğu 1 milyonu getirir? Kesin senden bahsediyor. Lan sus sen de, sabahtandır der der der. Tamam lan. Kim bulsun şu bidonu ya? Ha, ya emanet mi ne varmış, onun için gelmiş. İhsan Bey, bizde emanete hıyanet olmaz. Ha siz... emanet, hıyanet, şey tamam, bu para için, ihale işi için. Efendim, hoş geldiniz, buyurun. Kızım sen bize çay getir. Ha, tamam. Siz ne içersiniz? Çay. Tamam, 2 çay size, 1 çay size. Toplam 3 çay hemen geliyor. Süper, sanırım yeni bir formül deniyor. Evet. Selamünaleyküm. Evet, odanız da bayağı iyiymiş. Sağ ol. Ya aslında ben Fahri Bey'le konuşmuştum. Yani parayı toparlayıp kendisine... yok yok. İhsan Bey, aslında ben parayı almaya gelmedim. Tabii ki parayı almaya gelmediniz ya. Parayı almaya gelmediniz tabii. Şşş, yerin kulağı var. Ha, bu para mevzuu çok mu gizli? Duyulursa sektörde iş yapamayız. O zaman niye ihaleye fesat karıştırıyorsunuz? Sektörde iş yapamıyoruz. Siz acaba sektörü bıraksanız mı? Belli ki olmuyor. Öyle de gülünmüyor ya. Tam bir zengin gülücü, nerede duysam tanırım var ya. Evet. Oğlum sen de zengin olabilirsin. Kafayı kullan Adil. Ne yapacağım ki? Lan bir düşünsene. O parayla 10.000 kilo kıymalı börek alabilirsin.
Yok, ben bu vizyonla bu parayı hak etmiyorum. Gerçekten. Bir şey mi dediniz? Ha yok, İhsan Bey, ben diyorum ki... Efendim, merak etmeyin. Anlaştığımız parayı... İhsan! Neredesin? Size diyor galiba. Sanmıyorum, isim benzerlidir. Şimdi bu parayı biz tabii şöyle... Orada mısın? Hokka burun. Sizin burnunuzu diyor galiba. Benden bahsetmediği kesin. Yok, tesadüf canım. Her şeyde burnumuzu sokmayalım. Şimdi... Ses verseniz, fukuat kalçalım. Sizin götünüzü diyor bence. Evet, sanırım şey yapıyor. Ben bir şey yapayım. İhaleyi ben getireceğim. Hayatım, senin ne işin var burada? Hasretine dayanamadım. Seni özledim aşkım. İhsan Bey, İhsan Bey, Buse Hanım geldi yanınızda. Sağ ol ya, haber verdiğin için. Sağ ol. Ne oluyor ya? Sen ne işler karıştırıyorsun? Çekil bakayım şuradan. Ne oluyor burada? Oha, hatuna bak. Lan dur, milletin karısına, kızına bakma ya. Zaten ortalık karışıyor. Pardon. Hayatım, önemli bir toplantıdayım ben şu anda. Önemli bir toplantı. Bu mu önemli? Bu benden önemli mi? Yalnız çok ayıp oluyor. Tamam, Buse'cim sen geç, şöyle şu tarafa geç. Kızım sen bize 3 tane çay getir. Tamam, 3 de önceden vardı. 6 çay. Hemen geliyor, 6 çay. Ne oluyor İhsan? Sekreteri kapıya dikmeler falan. Beyefendiyle bir şey yapacağım, önemli bir ödeme yapacağım. Görünmesin isterim yani, şey olmasın diye. Ödeme mi? Evet. Sen benim rızkımı elin adamlarıyla mı yiyorsun? Aşk olsun yenge, ben elin adamı mıyım ya? Ben iyice saçmalamaya başladım. Tamam, öde sen ya. Benim ameliyat paramı öde. Sorun değil, öde. Aşkım, aslında ben parayı ayarlamıştım da işte bugün bir talihsizlik yaşandı. Ulan adamın karısı ameliyat olacakmış ya. Sen de neler düşünüyorsun hakkında? Püf, yazıklar olsun sana. Sen dedin ya oğlum, verme. Sabahtandır yatırım fikirleri veriyorsun ya. Sağlık her şeyden önemlidir. Çıkar çabuk parayı, çıkar. Ya ben de isterim senin dudaklarını doldurup, burnunu kaldırıp... ne bileyim, o Brezilyan şeyi yaptırmayı ben de çok isterim yani. Lan bunlar kaportayı düzeltiyor. Çıkarma, çıkarma. Ben de göğüsleri toplatmayı düşünüyorum. Aferin lan, iyi kıvırdın. Senin yüzünden iyice maymun olduk ha. Hayatım ya, sen böyle de gayet güzelsin. Öyle mi diyorsun? Tabii canım, paraya sokağa mı atalım ya? Ne kadar güzel bir aile tablosu maşallah ya. Allah bozmasın. Parayı sokağa atacak halimiz yok yani. Ama sizin var, öyle bir oyununuz var. Sizin var. Yapıyorum evet. Bir tanem, sen boşuna üzüyorsun kendini. Gel canım. Oğlum adam iyi bir aile babası belli. En iyisi parayı ver adama ya. Eşi mutlu olsun lan. İhsan Bey, karınız geldi. Karı ne ya? Şerefsizmiş oğlum bu. Bir dakika ya. Siz şimdi eşinizi bu hanımefendiyle mi aldatıyorsunuz? Ne saçmalıyorsun be? Beni eşiyle aldatıyor. Lan o da kötü ya. Tamam. Panik yok, panik yok. Şey oldu, ben şimdi çay yapıyordum. Kendisini koridorda gördüm. Ondan sonra üstüne damacanayı fırlattım. Biraz böyle bir sendeledi ama toparlanır gelir. Öldürseydin kadını direkt ya. He? Hortumla kafasına mı? Tamam, ben şey yapıyorum. Ben bir kafeye çıkayım, ben bir halledeyim. Siz şey yapın. Bu kendi aranızda konuşun siz, tamam? Geliyorum ben şimdi. Oğlum kadın evli değilmiş lan. Bir konu aç hemen. Siz böyle hep metreslik falan mı yoksa? Ne diyorsun lan sen? Ne bileyim, sizle de ne konuşulur ki? Hay ben senin açacağın muhabbete ya. İhsan! İhsan! İhsan kendi evinin kasasını soyar mı ya? Kime yedirecektin ha? Hangi yelloza yedirecektin o paraları? Sizden bahsediyorum. Hayatım, yedirmek falan yok ya. Bir iş için lazımdı. Ben sabah oradan aldım, haber verecektim sana. Sus sen! Sus, ne işi, ne karıştırıyorsun sen? Yok, vallahi bir şey karıştırmıyorum canım. Ne karıştıracağım ya? Çay karıştırıyorum canım. Sen bize 3 çay daha getir. 6 da önceden vardı. 9 çay hemen geliyor. 9 çay mı? Sen içeride gün mü yapıyorsun İhsan? Ha? Harem mi kurdun içeri? Çekil şuradan. Hayır, yok harem. Çekil şuradan, benim sinirlerimi bozma. Çekil. Selam yenge. İhsan, sen benim rızkımı elin adamlarıyla mı yiyorsun? Yani şurada hanımefendi dururken beni ciddiye almanız... Duydum ha. Evet, hayatım bir iş için lazımdı. Bir iş için lazımdı. O yüzden ben de beyefendiye şey yapacağım, takdim edeceğim parayı. Sonra ben yerine koyacaktım onu. Doğru söyledin. Senden para. Yani bir yalan bu kadar doğru olabilir. İsa,
sen nasıl yaparsın ya? Biz o parayı ne emeklerle biriktirdik, ne zorluklar çektik, neler yaşadık böyle. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Kadının da hakkı varmış lan, yazık. En iyisi ver de bitsin bu çile. Hayatım, bir daha oynar, bir daha kazanırız. Kumar sonuçta. Yok, ebesinin artık. Verme lan. Ama dokunmayacaktın o paraya ya. Allah Allah, o para benim kefen paramdı. Ya hanımefendi, sizi mumyalayacaklar mı ya? Yani piramit mi dikecekler? 1 milyon nasıl bir kefen parası? Allah razı olsun. Ya Ayten Hanım, üstünden iner misiniz ya? Hayır. Ya konuşmam lazım diyorum. Ya İsa Bey müsait değil. Ne oluyor orada? Ya işçilerin hakkında konuşmaya gelmiş. Biraz yavaşlattım ama yıkılmadı. Tamam, in adamın üstünden, in. Ne içersiniz? Vallahi müdürümle bir çay içerim herhalde yani. Tamam, 9'da önceden vardı. 11 çay hemen geliyor. Ne oldu, nedir problem? Ne sıkıntısı var? Artık işçilerin sabrı kalmadı İhsan Bey. Hepsi ayrılmak istiyor şirkette. Tamam canım, Allah Allah. Biraz daha sıksınlar dişlerini. Artık diş kalmadı ağızlarında, diş. Vallahi yani bize maaşını vermiyor ama karısına tek taş yüzük alıyor diyorlar. Aa, kuru iftira ya. Bende tek taş falan yok. Ya bu da var ya, Allah'ım ya, hiçbir şeyden haberi yok. Sana almadı ki, bu yanındakini aldı. Bak bak, bize mal gibi bakıyor. Ne diyorsun lan sen? Aa, ben onları içimden söylemedim mi? Oğlum bana suç abi, ben bir şey söylemedim. Gel lan buraya İhsan. Hadi ama hayatım, öyle bir şey yok. İhsan! Hey Allah! Neredesin lan sen? Kardeşim. Hiç bana bağla. Aha bak, duvara giriyordum. Hiç bana bakmayın. Ben pes ettim. Bu neymiş ya? Moğollar için bu kadar akın yapmadı ya? Ferdi Beyciğim, hoş geldiniz. Kes lan! Lan her şey hazır. Aşağıda seni bekliyoruz. Para nerede? Ferdi Bey, ben parayı kaybettim. Ne? Evet. Benim kumar paramı. Bizim maaşımızı. Benim estetik paramı. Benim 2+1 evimi. Ben şansımı denedim. Lan çocuk oyuncağı bu. Ne demek kaybettim ya? Ferdi Bey, aslında ben parayı denkleştirip sizin gönderdiğiniz arkadaşa teslim ediyordum zaten. Evet. Selamünaleyküm. Siz hayırdır, İtalya'dan mı Karadeniz'e göçtünüz ya? Biz de baba tarafından Karadenizliyiz. Ne diyorsun ya? Neresi? Sivas. Sivas. La siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ya. La beni de öyle geçmişsiniz. Sakin olun ya. Ne oldu ki ya? Bu sizin adamınız değil mi bu? Değil ya, ilk defa görüyorum. Şimdi sıçtık. Kardeşim sen kimsin o zaman ya? Allah Allah. Ezdirme lan kendini. Yeter artık da çıkar, at parayı suratlarına. Yeter mi? Hiç kafamdaki gibi olmadı yani. Düşündüğüm bu değildi. Yeter artık ya. Bir saniye, ben bir süre... Yeter ya, al. Ben paranızı buldum, sokakta getirdim ya. Aa, sen bir dakika, emanet derken onunla mı bahsediyorsun? Evet. Niye vermiyorsun o zaman sabahtan beri ya? Ya verecektim de, ben sizin bu kadar haysiyetsiz olduğunuzu görünce bir tereddüt ettim yani. Doğru. Öyle bir insan mı? Ne öyle bir şey? Evet, bak ortak noktamız çıktı vallahi. Haysiyetsiz değil mi bu? Ya. Aslında ben bu parayı hiç getirmeyebilirdim. Tamam, bu parayla var ya ne yatırımlar yapılır. 200 ton tavuk yemi alacaksın. Akmaz kokmaz. Garantim al. Tavuğun da varsa yaşa. Neyse, bunu boş verin. Bunu boş ver. Bu benim kendi hayal dünyam. Ben bu parayı getirdim. Hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmazdı çünkü. O yüzden şimdi bu parayı sahibine vereceğim. Oh, şükürler olsun. Sağ ol. Al kardeşim. Şu adamların maaşını ver. Tamam mı? Da tazminat sayın. Böylelerine de kulluk yapmayın oğlum. Gidin başka bir iş yapın. Sağ olun. Tamam mı? Sağ olun. Oğlum, nasıl edeceğiz? Bak, aldı mı böyle insanlar ya? Teşekkür ediyorum. Ne mallar var ya?
Siz ama zengi bir etkilendiniz gibi değil mi? Hayır canım, ben parasız erkeklerden etkilenmiyorum. Ay bir dakika, bir şey unuttum. Nedir acaba? Oo. Kapıdan çıkıyor. Herkes duvara giriyor. Yani gerçekten duvardan geçen metres yeni film. Sinema film. Sen beni nasıl aldatırsın ya? Ha? Nasıl aldatırsın beni İhsan? Ya hayatım takılma şimdi buna ya. Allah Allah. Şu parayı alayım, seni Las Vegas'a kumar tatiline götüreceğim canım. Ha, o zaman affederim. Böyle de karaktersiz. Ya sizin... ne kadar çirkin ilişkileriniz var ya. Bu nasıl bir genişlik ben anlamıyorum ha. Canım benim, ver sana paramı. Paramı. Ama yani onların hakkı. Tamam, onların hakkı, onların hakkı. Biz bir şey demiyoruz ya. Yanlış anlama Adi'ciğim. Yolda buldun mu da sayacaksın yani öyle. He, yok, ben yolda buldum, saydım. Tam 1 milyon. Teşekkür ederim. Çok Allah senden razı olsun. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Bu sonuçta bu iyiliğin bir karşılığı olması lazım. Yok canım. Öyle değil mi? Yok. Öyle, vallahi. Evet, evet. Vallahi yok. Vallahi bak. Gerçekten yok. Vallahi gerçekten durmuş. Asla kabul... Al, seç bir tane. Al, ben senin için seçtim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ben sizin ekonominize zarar vermeyeyim ya. Hayır, olmaz. Ben bunun 100 lirasını geri vereyim, bak size dokunur ha. Hayır, olmaz. Yok, dokunur. Bir tane, sok cebine. Sok cebine sok. Allah'ını sev. Allah'ın adını verdim, cebine sokun. Genç adamsın, harcarsın ya. Boya doyar. Hadi, hadi o zaman biz de şey yapalım. Ferdi Bey. Ferdi Bey, buyurun. Hayatım, gel sen de. Biz de şöyle bir yemek yemeye gitmeyelim hep beraber efendim. Tabii, hayır, kusura bakma ya. Sana da silah ettik. Yok, olur mu silah etme? Hiç sıkıntı yok ya. Gel sen, devam et ya. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Canını sıkma ya. Ya iyi lan ya. Valla keyfim yerine geldi. E ne oldu? Biz yine parasız kaldık ya. Şey, eve giderken beni de atar mısın ya? Eve gidecek misin? Gideceğim. Aa, beni de atar mısın? Taksiye verecek param yok. Gel, atla bakayım. Nereye gideceksin sen? Ben Kadıköy'e. Ya şimdi... denizden nasıl geçeceğiz? Ne bileyim, var duvardan geçelim denizden. Duvardan mı? Evet. Bu da bir film olsun bari. Bunun da adını koy. Vallahi. Güle güle ya. Ne oldu? Göt gibi kaldın. Olsun yani, en azından üstüme düşeni yaptım. Oğlum az önce 1 milyonum vardı. Şimdi eline 200 lira tutuşturup gönderdiler. Lan oğlum, haysiyetsiz 1 milyonum olacağına böyle dürüst, namuslu bir 200 liram olsun yeter ya. Duygulandım lan. Deme lan, ben de lan vallahi. Helal olsun. Oğlum hem o parayla nereden baksan 50 tane simit alırsın. Senin gerçekten ben vizyonla bir şey yapacağım. Ayıp ama. Çok güzel ekip diyenler. Zil diyenler. Evet, Erdal abi sence zil var mı skeçte? Var, var, zil var. Zil var değil var, mi? Var. Zil, Erdal abi de zil diyor. Evet. Skeçin yazarları Ozan ve Ebru beraber zile gidiyorlar. Yazarımız Ozancığımız, tebrik ederiz Ozan kardeşim. Çok iyiydi be Erdal abi ha? Metin de iyiydi. Evet. Güzel yazılmıştı, enteresandı. Evet. Yaşadığı çatışmayı sonuna kadar götürdük bizi. Evet, Evliya çok iyiydi. Çünkü Evliya'nın... Çünkü Evliya yani bu skeçte bir şey yani başrol diyeyim. Çünkü onun üzerine dönüyor. Dış ses çok güzeldi. Çok iyiydi dış ses. Ve bütün arkadaşlar o arkadaşı desteklediler tabii güzel oyunlarıyla. Bir de resimler çok doğruydu. Yani Ebru Hanım, gelen Laz olan arkadaş. Yani aklıma gelen şeyler. Zaten arkadaşı diğer skeçlerden de çok sevdik. Yani hepiniz çok başarılıydınız. Kendi süper. Adıma çok teşekkür ederim. Çok güzel gittiler. Devam ediyor. Merhabalar efendim. Sıradaki skecimizin ismi Şirret Politikası. Bir kurumsal firmada bir iş arkadaşları grubunun terfi bekleme hikayesini izleyeceğiz.
İş yerinden böyle beraber iş arkadaşlarıyla gelen var mı? Gelen var mı? Bakalım. Abi şurada var. İsminiz neydi? İsmim Gökhan. Biz böyle komple şirket arkadaşıyız. Öyle mi? Süper. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Elektronik firmasındayız. Türkiye'nin lider firması sektöründe. Buradan... Birden reklama girdi ya. Lider firmasısınız. Evet, sektörde aynen o şekilde. Şirkete inancınız tam. Siz... Kesinlikle aynen. Sizin pozisyonunuz ne? Biz satış mühendisiyim ben. Elektronik araştırma mühendisiyim. Satış mühendisi. En baştaki şefimiz. Peki şefiniz sizden bir üst terfide. Evet, aynen. Peki yani daha önce sizle aynıydı da şef mi oldu, girdiğinizde şef tabii. miydi? Evet, biz de aynıydı. Bizden sonra şef oldu. 4 yıl, 5 yıl sonra. Neden sen olmadın da o oldu şef? Seneyle alakalı. Yoksa senden üstün bir şey yok mu? Var var var. İtalyanca, İngilizce. Almanca, İngilizce var. Aynen. Yani özellikleri daha fazla. Tabii ama seneyle alakalı. Seneyle alakalı zaten. Yani sen kaç sene sonra onu gönderip seni şef yapabilirler? Abi kısmet diyelim ya. Kolluyor musun seneleri? Sayıyor musun? Mesela nasıl? Ya tabii beklentimiz var, evet. Şef bunu biliyor mu? Şef biliyor da sadece bir tane şef yok zaten. Yani değişiyor ekip. Yani birbirinizin işini kıskanma ya da işte ben terfi alırım falan öyle bir ya durum illaki, var mı? İlla ki oluyor tabii de hani öyle kendi ekibimizle kıyaslamıyoruz tabii. Hani bir sürü departman var çünkü. Hmm. Farklı departmanlarla genelde kıyaslanıyor. Hani gözünüz şefin yerinde değil yani. Yok, hayır hayır. O gülüşte... Senin, sen böyle gülerken işini halleden bir tip gibisin biliyor musun? Vallahi şefim ne olacak ya? Hocam 4 yıl oldu. falan. Böyle bir yılla karışık halledecek gibi duruyorsun. Güzelmiş. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bakalım süresi ne olacak Batu? Şirin politikası geliyor. Evliya ve Cemile yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Yani beyler gerçekten bugün kim terfi ederse etsin ben gerçekten kendi adıma çok seviniyorum. Evet. Çok, çok. Yani sonuçta biz burada bir aile değil miyiz oğlum? Haklısın abi. Değil mi? Ha ben seçilmişim, ha ben. Yani ben de seçilebilirim, ben de. Hiç fark etmez, hiç fark tabii etmez. Abi, tabii. Hiç. Haklısın abi. Oğlum senin kendi fikrin yok mu lan? Haklısın abi, yok. Ben genelde siz ne derseniz ona uyuyordum. Beyler, eğer oturup doğru konuşalım. Bence şimdi aramızdaki en güçlü aday Hüseyin abi. Bunu bir kabul edelim bence. Aa, yok abi, hayır. Ne ya, yok abi ne demek? Hayır abi, olur mu öyle şey ya? Abicim sen en kıdemlisin. En çok satışı şey yaptın. Ya adam Japonlara Çin malı sattı ya. Abi böyle bir şey olabilir mi? Adam 2 ayda Japonyaca öğrendi. Japonyaca? İşte bilmiyoruz ki. Bak adını bile bilmiyoruz. Herif onu dilini öğrendi. Ya şey yapmayın, abartmayın ya bir şeyleri. Abi lütfen bir konuşma, bir iki cümle bir şey. Abi her zaman konuşulmaz mı? Ya hadi ne olur be abi. Hadi ya. Ya hadi be. Hadi, hadi, hadi be. Göster amcanlara. Ya. Hadi hadi. Tamam, hadi başla. Abi be. Abi Japonlar konuşuyoruz. Adamlar karşıya böyle dizildi. Geçtim Japonların karşısına. Dedim ki... Yedanım, otur otur. O da iyi. Allah ya. Değil mi ya? Hayır, ne ara öğrendin yani? Ya bu aksana bir bak ya. Şu hareketi çok görmüyor musunuz? Evet. O da iyi iş yapınca. Abi harika ya. Bak ben deniyorum. Ya bir git. Oluyor ya, senin de. Hayır oğlum, aynı tadı vermiyor ya. Adam o da iyi falan diyor. Ben daha Türkçe konuşamıyorum ya. Ya olsun canım, sen... Mütevazı olma abi. Mütevazı lan o. Dedim ya, Türkçe konuşamıyorum. Hadi tamam, Japoncayı konuştuk abi. Ben de okey. Peki, Murat'ın o çizimleri olmasaydı alamazdık. Ya canım estağfurullah, ayak şimdi şey yapma. Öyle öyle. Ben daha düz çizgi çizemiyorum. Ya tamam, hani çizimlerimiz başarılı oldu, bir yerlere geldik. Peki, Tamer'in Japonlara matematik dersi vermesine ne diyorsunuz? Aa, verdim. Abi, lütfen utandırmayın beni ya. Yok yok, hiç utanma. Ben daha 2 ile 2'yi çarpamıyorum. Oğlum Selçuk, sen bu şirkete nasıl girdin lan? Ben de şey yapıyorum ya, şey yapmıyor muyum ben? Ya, abi adam şey yapmıyor, Selçuk da şirkette işte şeyi çok iyi, en iyi doğru. yapan adam şeyi. Aynen. Yani ne yapıyorsa o şeyi çok iyi yapıyor. Yani geçen gün bir şey yaptı, şaştım kaldım çok ya. Çok şey yaptı ama orada yani. Şaştım kaldım. Yani... Çok şey oldum ben de. Şey canım oldu, sen, olan. Abi müthiş bir ekip değil miyiz? Vallahi. Müthiş, sen... bakıyorum, ben net söylüyorum, ekip değiliz arkadaşlar. Aileyiz, aile. Ya. Aileyiz. Ne öğretmişti adam bize o şeyi? Gel, gel bir sarılması yapalım. Sarılması. 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 Ooo. Evet.
olsun. Gerçekten güzel, ekip güzel olarak. Güzel. Ben holdinge girdim, sen şey deyince... Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ekip ruhu diyelim Işıl Hanım. Tamam, o şekilde not alıyorum. Hayır yok, ben öylesine söyledim. İletirim. Kime iletecek ya? Bu arada arkadaşlar Sarp Bey geliyor, lütfen toparlanın. Hayır, tamam, tabii. Sarp Bey geliyor. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Lafı fazla uzatmayacağım. Hı hı. Lafım neydi? Ne konuda Sarp Bey? Terfi. Çok yaşa. Terfi. Çok yaşa. Terfi. Çok yaşa ulan. Yok, anlamıyorum. Terfi hakkında konuşacak mıydınız acaba? Hayır Murat. Işıl Hanım size iletmedi mi? Terfi işini askıya aldım. Aa, ben onu salıya aldım diye ilettim Sarp Bey ama... artık oldu bir şey. Enteresan. Arkadaşlar. Hı. Bugün aramızdan birini son yolculuğuna uğurlayacağız. Başımız sağ olsun. İşten çıkaracağız anlamında. Ha, oo. Tamam. Ve bu kararı vermek çok zor olduğu için bunu siz seçeceksiniz. Biz mi? Biz. Bravo. 10 dakika içinde bana birini... Sarp Bey. Ola ki biz seçmezsek. Ben gönderirim. İyi o zaman, siz seçin. Heh. Ama burada kalanların da maaşını yarıya indiririm. İyi o zaman, biz seçelim. Işıl Hanım, geri sayım başlasın. Tamam, 10, 9, 59, 9, 58, 9, 57. Işıl Hanım, çıkar mısınız? 9, 58. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Şuraya bak ya! Şuraya bak! Biz adamdan terfi beklerken adam bize ne diyor? Birimizi kovacağım diye. Aa, böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Heh. Olamaz diyorum. Tamam abi. Olamaz. Şey, strese gerek yok yani. Biz... İçinizden birini göndereceğiz işte. Haklısın abi. İçimizden birini mi? Niye sen kendini dışarıda ya tutuyorsun? Ya kardeşim, ben bilançoyu, matematik kafamı biliyorsun. Bütün bilançoyu kafada hesaplıyorum. Benim buradan gitmem biraz zor değil mi? Sen neyi hesaplıyorsun ya? Ulan daha tekli rakamları çarpmayı bile bilmiyorsun lan sen. Kim? Sen. İftira atma lan. İftira mı? Söyle lan. 7 kere 8. 7 kere 8. Ne oldu? Ya. Kalırsın öyle. Oğlum saçma saçma tamam, konuşma. Ya, tamam bir dakika ya. Murat tamam, Tamer gel abi. Allah, ne yapıyorsunuz abi? Ne var? Abi tam biz hani aileydik ya. Unutmayın abi, aileyiz biz. Bu şirkette kimsenin yeri dolmaz. Haklısın abi. Sana var gibi ekibiz biz be. 10 numarayız var ya, aileyiz biz. Bir sallalım. Bir gelin bir sallalım. Oo bizim o. Abi beni koymayın, gözünü seveyim. Ben daha yeni evlendim ya. 34 bin lira sırf gelinliğe borcum var benim ya. Oğlum kim Kardashian'la mı evlendin lan? O nasıl bir gelinlik borcu ya? Doğru, takı falanla mı takılmadı hem? Takıldı da kız hepsini takmak istiyor, ne yapayım? Sökeyim alayım mı kızdan? Selçuk, sen en zayıf halkasın lan bu şirkette. Senin gitmen lazım. Niye ya? Ben biliyorum, her şeyi biliyorum. Sor bana, bir şey sor. Tamam lan. Bereket versinin Japoncası ne? Ha. Jumanji. Bok Jumanji, Odainji. O kadar yaptık burada. Odainji, Odainji. Bu da büyük bir kelime öğrenmiş. Başka bir şey duyamadık ya. Japonca başka bir şey söylesene. Sushi. Yemek lan. Yemek oğlum. Tam Tsubasa. O da futbolcu. Serdar Ortaç. Şarkıcı lan o. Oğlum olay zaten problem şarkıcı olmasında değil ki. Serdar Ortaç Japonca değil. Nasıl diye? Ya? Nasıl diye abi? Serdar Ortaç'ın Japoncası mı var? Ben mesela gittim, adamlar karşımda. Serdar Ortaç mı diyeceğim? Hayır. Serdar Ortaç diyeceğim yani, Japonca biliyorum. Bir dakika. O zaman ben de Almanca konuşuyorum. Serdar Ortaç. İyi, o zaman ben de İtalyanca konuşuyorum. Serdar Ortaç. İyi, o zaman ben de Arapça konuşuyorum. Lakur ledim, lakur da atanem kalemen jayiden. Ben bayağı konuşuyorum. Oğlum sen bayağı konuşuyorsun. Bir dakika ya. Abi neyi konuşuyoruz biz ya? Biz birazdan kovulacağız. Lan kovulmanın rengi yok, kovulmanın ırkı yok, kovulmanın dili yok. Doğru. Dile şey yoksa o zaman Hüseyin gitsin. Evet, Hüseyin gitsin. Doğru. Dile gerek yok abi. Hüseyin gitsin. Hüseyin mi? Abiye ne oldu? Abiler kurabiye oldu. Ne? Kurabiyeler çayın yanında yok oldu. Ne? Vallahi arkadaşlar çok doğru söylüyor. Ben de Hüseyin gitsin. Hüseyin! Hüseyin! Ne Hüseyin lan? Ne Hüseyin hemen? Arkadaşlar gaza gelmeyelim. Hüseyin bir dakika bir dinleyin. Ya beyler, Selçuk, Tamer, Murat bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. Beyler anlamıyor musunuz? Biz iyi bir ekibiz. İyi bir ekibiz biz. İyi bir ekibiz. Ya neyse ne, yapılması gereken bir şey varsa bu ekip bunu yapar. Bu ekip ezilmez. Ezilmez. Gönderelim gitsin. Gönderelim ya. Ne yapıyorsun Hüso?
şirket hep sinek doldu. Allah kahret. Söyleyelim şey yapsın ya. Ne diyorduk? Sonuç olarak abi Murat'ın zaten çizimleri bir boka benim. Murat gitsin. Ha. Murat, Murat, Murat. Hadi lan, hadi lan. Ne? Ne? Benim mi çizimlerim kötü? Lan benim sayemde şirket çizimlerim sayesinde başarıya ulaştı be! Abartma ya, ben de beğenmiyorum senin çizimlerini. Ha. Ulan hani düz çizgiyi çizmeyi bilmiyordun sen? O benim problemim, ne var? Çizemem, çizemem. Sana ne ya? Ayrıca oğlum bu çizimlerim falan diyor ya... Geçen bu bızlık patikler kreşindeki kuzenine çizdirdi oğlum şeyi. O dış güçler diyordu, dış bağlantılarla yaptım diyordu. O muymuş o dış bağlantı? Ne var? Dışarıdan birine yaptırdım işte. Ya oğlum ya. Gitsin lan bu. Gitsin abi, gitsin. Bir dakika, bir dakika. Hah, ne? Murat gitsin abi. Murat, Murat, Murat. Sen ne herkese hemen öne atıyorsun falan, arkasına yükleniyorsun. Hayırdır? Aynen abi, bir dakika ya. Tamer gitsin. Evet, gitsin. Ne demek Tamer gitsin? Ulan ne güzel burada sıyrılmışım aradan. Ne şey yapıyorsunuz lan? Sen oğlum, puşt! Aa, ne dedi? Bu gitsin. Git, git, git. Oğlum, yapmayın lan. Oğlum bak vallahi yapmayın. Benim bu işe çok ihtiyacım var beyler. Gerçekten yeni kredi çektim. Ben var ya çok biteyim. Ben beterim. Ben de biteyim. Ben hamileyim. Kardeşim tebrik ederim ya. Ya bilmiyorduk ha. Niye söylemiyorsun ya? Nasıl söylenir ki böyle bir şey? Babası kim? Benim. Bir de hayır. Vay be. Adam vay hamile ya. Ya ne hamilesi lan? Neyi kandırmayın abi birbirimizi. Evet, birbirimizi kandırmayalım ya. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Ne yapacağız peki abi? Nasıl seçeceğiz yani? Tabii seçeceğiz abi. Kura. Ah, kabul ediyorsanız kura yapalım. Tamam, ya. Kura. Tamam, tamam, tamam ya. Kura, kura. Tamam, her kura. Şeyi kura, kura. Kura yapalım. Tamam abi. Beyler bakın bir şey söyleyeceğim. Gerçekten mızıkçılık yapmaya gerek yok. Kim çıkarsa adı gitsin. Delikanlı gibi, tamam, tamam mı? Tamam. Yok, ben bir daha çekeyim. Yok. Bir şans daha verin, tamam mı? Hepimiz aynı şeyi yaşadık. Aynen. Tamam, tamam. Söz tamam, mü? Tamam, okey tamam. Mi? Tamam. Okey miyiz? Babacım hazır mıyız? Abi ben yapıyorum şimdi. Allah yardımcı olsun. Abi kimsenin hakkı geçmesin. Abi, aynen. Sen çek ya. Tamam, çekiyorum. Çek. Beyler, gerçekten kardeşin yolu açık olsun. Oğlum beni göndermeyin. Oğlum beni göndermeyin. Oğlum vallahi çok üzülürüm. Ne olursunuz ya. Vallahi beni göndermeyin. Bir tane daha, bir tane daha aynen, çekeyim. Bir tane daha bir tane daha, çekeyim. Bir tane daha, bir tane daha çekeyim ya. Yine ben gidiyorum ya. Bir tane daha çek. Yine ben gidiyorum. Bir tane daha çek. Ben gideyim o zaman. Allah belanı versin ya. Hepsini benim adımı yazmış ya. O da bana puş dedi, orada bağırdı. Ben az bile demişim yavşak. Aa. Az bile demişim gel, ya. Gel lan buraya. Gel, sen gel sen buraya. Durur gel musun? Bari, belan. Uçlu kalem atarım ağzına. Ha, taşsın. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Beş dakikada ne şekle geldik ya? Hani aile ooo bilmem ne oldu. Ha, sarılmasına ne oldu? Beyler beni dinleyin. Oyun oynayacağız. Nasıl? Ne? Mendil kapmaca oynayacağız. Tamam ben oynarım. Kabul abi. Tamam abi. Tamam. Bunlar. Kural. Gel, tamam. Gel baba. Geç. Tamam. Geç. Gel. Kapan. Kapan şampiyon baba. Tamam. Kapan şampiyon. Eyvallah. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Evet. Gönder. Tam ortada yapayım şöyle. Tamam. Hadi bakalım. Oo. Üç. İki. Bir. Ay kaptım. Ben kaldım şirkette. Oo. Ben kaldım. Murat kaldı şirkette. Murat. Murat kaldı şirkette. Oh. Kazandım. Kazandım. Ben, o öyle değil ki bir kere. O öyle değil. Yes. Neyi öyle değil lan? Bayağı böyle işte. Yes. Lan danstan mı bahsediyorum? Gerizekalı. Neyden? Oyun öyle değil bir kere. Ne var biz böyle oynuyoruz? Ne var? Ne var? Un var, şeker var. Ne olacak? Ne olacak? Gel, 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 gel. Sen gel. Gel. Şunu görüyor musun? Gel. Mum gibi seni. Tamam, bir tanesini vurun ya. Hadi böyle. Vurmuyorlar da birbirlerini. Tam beyaz yakalı kavgası ya. Bir durun lan, uzaktan mal mal atar yapıyor. Başka bir oyun bulalım abi. Tamam, başka oyun oynayalım. Eski minder oynayalım. O ne ya? Eski bir oyun. Ben beşime arkamı döneceğim. Şarkı söyleyeceğim. Şarkı bittiğinde size ne olun dersem onu olacaksın. Nasıl ne olun dersen? Güzellik diyeceğim. En güzel olanı ben seçeceğim. Ha. Ben kabul abi. Ben tamam, kabul. Kabul. Başlayalım. Eski minder yüzünü göster. Göstermezsen bir poz ver. Güzellik. Oğlum üçünüz de çok güzel oldunuz lan. Heykellik. Bu da olmadı. Çirkinlik. Baris Tamer kazandı. Böyle bir şey olabilir. Ulan var ya ilk defa işime yaradı ya. Vallahi. Ulan çok iyi ya. Ne oldu şimdi ben kazanmadım. Abi adam bir şey yapmadı ki. Abi hiçbir şey yapmadı. Daha ne yapsın ya? Baksana şu.
Allah vurmuş, ben daha ne yapayım? Tamam, tebrik ederim. Doğru abi, tamam. Niye böyle bir şey söyledin? Tamam. Tamam. Oğlum bak, ben kalıyorum, hepiniz gidiyorsunuz. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey mi var lan? Bir kişi gidecekti. Allah Allah, abi her şey mızıkçılık ya. O zaman tamam, şöyle yapalım. Simit oynayalım. Tamam. O nasıl bir oyun? Simit şöyle bir oyun kardeşim. Simit diyorsun, nefesin bitene kadar simiti uzatıyorsun. Tamam, tamam abi, tamam. Ben korodaydım okulda. Tamam. Ben başlıyorum. Simit! Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ama dövme yok lan! Ben dövmeyim mi? Seni seçin dedim, siz birbirinize binmişsiniz. Toparlanın lütfen, toparlanın, toparlanın. Evet. Arkadaşlar, seçiminiz nedir? Sen. Barack Obama. Şirkette öyle biri yok, ne saçmalıyorsun? Kusura bakmayın, ben iyi değilim ya. Darbe aldım başıma da. Şimdi hemen düşünme, bana bir isim ver. Hüseyin. Sen. Hüseyin. Sen. Hüseyin. Sen. Hüseyin. Boşluğuma denk geldi. Hüseyin değil. Hayır, Hüseyin. Tamer, Tamer. Evet, Tamer. Hüseyin. Vedalaş arkadaşlarına. Tamer, vedalaş. Vedalaş. Tamer, Tamer. Vedalaş. Bilmiyorum, Tamer ya. Ağzım gözümde oyunda. Hüseyin, vedalaş. Vedalaş lan! Hadi güle güle. Kovmayacağım seni. Terfi ettirdim. Büyük skala taşınıyorsun. Ne? Hani terfi yoktu? Başından beri Hüseyin aklındaydı. Sizle sıcak bağını koparması için biraz fırsat vermek istedim. Ve siz gerçek yüzünüzü gösterdikten sonra artık o acımasız, tam istediğim gibi bir yönetici olacak. Ya inanmıyorum, biliyor musun? Şeytanın aklına gelmez mi ya? Salak! Çok iyi. Evet Hüseyin. Çok iyi. Hayırlı olsun öncelikle. Sağ olun. Şimdi ilk görevin buradan bir kişi işten çıkarmak. Hii! Hani kovmayacaktınız? Ben kovmam, kovdururum. Bravo. Evet, çıkalım Işıl Hanım. Bu bir çıkma şekli mi peki Sarp Bey? Işıl, çıkalım lütfen. Tamam. Lütfen çıkalım. Yalnız beyler, bir şey diyeyim mi? Hüseyin abi hak etmedi mi? Hüseyin babam. Ben hakkı hukuku bilmem. Ama şu an Hüseyin abiyle aynı ortamda bulunmak, onunla aynı nefesi solumak. Ya evet. Yanımda olmasını güven duygusu, anlatılmaz bir his. Çok iyi. Çok ya iyi. Siz ne kıvrak adamlarsınız ya. Hüseyin abi, bence bunların ikisini de gönder abi. Selçuk, kovuldun. Ben neden ya? Bana böyle yalakalar lazım. Abim, abi, abi öpeceğim. Abi öpeceğim. Abi. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay 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 vay. Erdal abicim. Çok güzel hareketler. Vallahi. Evet. Ya arkadaşlar seyircimizin de alkışıyla, coşkusuyla dört kişi sahnede savaştınız. Dört kişi o zili çalmaya doğru. Dört kişi. Yani gerçekten uzun, mücadeleli, inişli çıkışlı, hakikaten böyle bir savaştınız yani ve hani oyunculuğun her bütün ne yetenek varsa ortaya döktünüz. Bedeninizle her şeyi başardınız ya. Ya yani bir kere Ömerciğim bedenini bu kadar kıvrak kullandığını, o danslarını ve o böyle fiziği olan oyunculara ihtiyacımız var. Çok yakışıyor. Hayır, çok yakışıyor gerçekten. Ya şey çok iyiydi. Kavgadaki o bütünleşip böyle büyük bir top gibi oldunuz ya. Hakikaten kimin neresi nerede belli değil ve çok iyiydi ya gerçekten.
Arkadaşlar hakikaten tempoyu hiç düşürmeden böyle bir skeci finale kadar götürüp işlediği konu da harikaydı. Oğuz da müdür girişiyle herkes her giren her şeyini koydu ortaya be. Erdal var mı söylemek istediğin bir şey? 4 kişi yani bu kadar süresi de biraz uzundu skeçin. Evet. Evet hiç tansiyon düşmedi. Yani kutlarım. Çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili izleyenler. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Şimdi sıradaki skecimiz iki öğrencinin sınav haftasında yaşadıkları ile ilgili. Şimdi şöyle bir şey olur. Sınav haftasındayken etkinlik üstüne etkinlik olur. Konser etkinliği olur, doğum günü etkinliği olur. Ama sınavımızın olmadığı hafta hiçbir etkinlik olmaz. Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Oh be! Bu coşku. Çok coşkulu. Bu kızgınlık. Ama öyle değil midir Eser abi? Haksız mıyım? Öyle evet hep denk gelir. Doğru evet, söylüyorsun gerçekten. Evet hep öyle denk gelir. Gerçekten denk gelir. Şimdi sıradaki skecimiz de tam bununla alakalı. Bize de gelin geliyor. Fatma Metin Batu yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ulan bu kadar kitabı okuyacağız da ezberleyeceğiz de sınavları vereceğiz ya. Ben çözümü buldum kardeşim. Nedir? Okumuyorum. Böylelikle de aklıma da kalmıyor. Nasıl? Beyin bedava ya. Bedava ya. Niye ammalık yapayım ki? Bravo Kim Mince. Allah Allah. Kardeşim bu vize haftasındaki bu etkinliklerin durumu nedir ya? Herkes bu haftaya etkinlik koymuş. Jennifer Lopez bile İstanbul'da konser veriyor ya. Şuraya bak ya. Aha bak Ferit'e bak. Maldivlere gitmiş. Oğlum Ferit Mardin'e gitti lan. Ha çakal. Mardin'e gidip Maldivler yazmış. Ulan ne kız düşürür böyle var ya. Kalk hadi Bolu'ya gidiyoruz. Niye Bolu? Bolu'ya gideceğiz biz de Bali yazacağız. Nasıl? Anladın mı? Saçma saçma konuşma ya. Otur şuraya artık Haybe'ye gezmek yok. Harbiye mi? Dur bakayım. 13 Aralık Tantaşçı konseri, 14 Aralık Tantaşçı konseri, 15 Aralık... Lan Tan'a bak ya Harbiye'yi kapatmış. Harbi neler olsun ha. Oğlum onu mu diyorum ya ben? Sen Emircan'ı diyorsun. Dur. 21 Aralık Emircan konseri, 22 Aralık Emircan konseri. Derler bana akşamcı. O güzel ha baba. Ne yapıyorsun ya kripteki salak çocuk gibi aptal aptal dans ediyorsun? Ne var kardeşim bizim de kendimize göre planlarımız var. Allah hadi Allah abi hadi Metin gel hadi gel ya abi aç hadi ders çalış ya. Ya Batuhan var ya neden vicdanımın sesi oluyorsun? Yani beni bir yoldan çıkarsan, bir günaha batalım çıkalım desen. Yani neden böyle bir şeyler yapmıyorsun ya? Sen ne olsun istiyorsun lan? Şeytanım ol istiyorum Batu. Lucifer'ım ol istiyorum Batu. Vallahi ararım ananı babanı. Hain! Ders haini! Ya tamam ya. Ne oluyor lan? Oğlum vallahi bak anneni babanı ararım söylerim ha. Metin derim, 4. sınıf değil derim, 2. sınıf derim. Sana bir şey diyeyim mi? De. Ben aslında 1. sınıfım. Tamam, aradığımda öyle söylerim ben de. Tamam ya, söyleme. Annenlere bir şey söyleme. Oğlum babam keser beni. Tamam bak, ders çalışıyorum. Tamam. Ya şöyle bir durum var. Şimdi bu 15 sınavdan ben 100 alsam... Tamam. Hoca sözlerime 100 verse... Evet. Projelerden de 100 alsam... Tamam. Azerbaycan Türkiye'ye 12 puan verse... Tamam. Biz Portekiz'i yensek, Makedonya İtalya'yı yense... ben mezun olabiliyorum yani. İmkansız ama denemeye değer kardeşim. Tamam. İyi. Ne oldu lan? Çok uzun konuştum, yoruldum. Biraz ara verin ya. Ya Metin, Metin hadi abi bak lütfen ders çalışıyoruz. Tamam. Lütfen ders çalışıyoruz. Çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz lan. Kitapları yalayıp yutuyor muyuz? Yutuyoruz lan. Mezun oluyor muyuz? Olamıyoruz diyorum oğlum, ben 1. sınıfım. Ya tamam, mezuniyete yaklaşıyor muyuz? Tamam lan. Tamam hadi gel. 3, 2, 1. Al işte. Görüyorsun değil mi? Alacak iş değil ya. Yani yapacak bir şey yok. Kapıyı açacağız mı? Aç. Ya tam ders çalışıyordum ya. Tüh be. Aç bakalım hadi. Selam beyler. Ha. Size müthiş bir haberim var. Ne oldu lan? Ne oldu? Domine'ye gidiyorum maç yapmaya. Domine'ye mi? He, Acun abi çağırdı. Acun abi mi? Vallahi. O yüzden mi böyle giyindin lan? Kıyafet zorunluluğu şart. Siyah tişört, siyah şort, şıpıdık terlik. Çok iyi ya, çok iyi. Sana daha iyi bir haberim var. Ne? Yanımda bir kişi götürebiliyorum. Hanginiz geliyor? Çabuk karar verin. Ben geliyorum. Tamam, git hazırlan. Aşağıda siyah VIP araç bekliyor. Allah'ım, araçlar bile siyah ya. Çok iyi. Oğlum şıpıdık terliklerim nerede benim? Şıpıdık terliklerim. Burada yok lan. Alo.
Pıhlıs klima mı? Aa. Metin Pıhlıs'ın babası Mustafa Pıhlıs'a görüşecektim. Hayır, yapma oğlum, yapma. Merhaba Mustafa amcacığım. Deme oğlum, keser beni. Ders çalışıyoruz, evet, mezun olacağız kesin. Yok, klima istemiyoruz ya. Hayır, hayır. Yok, istemiyoruz. Oğlum, ne satar? Tamam, bir tane alalım o zaman, ne alalım? Tamam, görüşürüz. Oğlum, baba klima sattı ya bana. Oğlum, dedim sana, arama işte ya. Tamam. Ders çalışacağız Metin. Tamam. Bak, vallahi konuştum, ders çalışacağız. Tamam. Kanka, ben gelemiyorum ya. Saçmalama oğlum. Oğlum, ne yapayım? Ders çalışmam lazım. Mezun olamayacağım yoksa. Sen bilirsin kanka. Ben başka birini bulurum zaten. Aynen. Tamam. Bulur. Aha, Boz arıyor lan. Hangi Boz lan? Murat olan. Murat Boz arıyor oğlum. Oğlum. Sessiz olun, sessiz olun. Alo. Efendim Boz. Karnım aç ya. Bayağı açım oğlum ben. Dur, beni bekle. Seni var ya, Dominik'in en iyi kokonat kebapçısına götüreceğim. Bekle. Oğlum, bu ne ara bunlarla samimi oldu ya? Oğlum, Domine'ye gitmedik ya. Tamam. Düşünme öyle şeyler. Abi ders çalış. Hadi ders çalışacağız. Hadi bak, ya. Hadi gel. Hadi. Say. 3, 2. Lan daha bir diyemedim ya. Tamam, dur. Açıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Dayı. Ne yaptın? Ne yapayım dayı ya? Ne oldu sana? Çok canım sıkkın. Ne oldu? Yengenle, Aysel'le. Çok kavga ettin Aysel'le, evden kovdu beni. Lan neden? Neymiş efendim, ben düzenbazmışsın. Ben işe yaramazmışsın. Evet. Ben dolandırıcıymışsın. Evet. Bana öyle konuştu. Ben de çektim geldim. Siz müsaitsiniz değil mi? Müsaiti söylemez abi, gel. İyi. Ha. Ben size bir şey de alıkoymuyorum değil mi? Yok, koymuyorsun. Güzel. İçeride kimse yok değil mi? Yok. Kimse yok, biz bizeyiz. İyi, arkadaşım gelecek, dertleşeceğiz onunla, ondan sonra gideceğiz biz. Dışarıda buluşsaydın abi. Yok ya, dışarıda olmaz. Aynı evin tadını vermiyor. Sizin ev iyi. Vallahi. Arkadaşım geldi, aç, kibar davran. Merhaba. Merhaba. Dayı, dertleşmek için dansöz mü çağırdın? İyi ya, psikologla konuştum, 600 lira diyordu. Ben sonra... Benim seansım 250 TL. Ha. Daha mantıklı geldi şimdi, anladın mı? Dedim ya, ona yaparım, dert tasa kalmaz. Çocukluğuma da inmemiş oluruz diye şey yaptım. Vallahi. O zaman hazırsanız başlayalım. Ben hazırım ya, lütfen. Yok. Dert bulutları dağılsın, kurban olayım. Şöyle şey yapalım. Ne olur ya. Dil esme ayni murra, murra. Dil esme ayni murra. Ya şey, ya biz ders çalışacaktık. İçeride oynayın isterseniz. Allah belamı versin, iyi geldi. Ya yemin ederim çok rahatladım. Tamam, biz içeri geçelim. Buyurun lütfen. Buyurun. Vallahi çok kötüyüm ya. O kadar ben de izliyorum ki. Ya oğlum, niye ya? Niye ders çalışacağımıza dansözle oynasaydık ki oğlum? Arıyorum lan. Kimi arıyorsun lan? Alo, Zeynep Hıhlıs'la mı görüşüyorum? Ya, tamam oğlum. Tamam. Evet, Metin'in okulundan arıyorum ben. Tamam. Yanlış numara. Ya oğlum, ben çok pavyoncu olmak istiyordum. Pıhlıs'ın pavyon benim hayalimdi ya. Ya. Lan abicim ya. Ne var ya, kim geldi? Merhaba, ben üst komşunuzum da. Evet. Varsa bir avuç esmer şeker alabilir miyim? Aha, tabii. Yani kendiniz mi avuçlamak istersiniz yoksa ben mi avuçlayayım? Şeker kullanmıyoruz biz. Şeker kullanmıyoruz. Yok şeker evde. Ha öyle mi? O zaman ben başka bir ihtiyacım olduğu zaman geleyim. İyi günler size. İyi günler. Merhaba. Ben üst komşunuzum da. Evet. Sevgilimden yeni ayrıldım. Varsa şöyle yaslanacak bir omuz. Aa, var. Ya müsait değiliz biz. Müsait değiliz. Peki o zaman ben de bir daha ne zaman şirkete ihtiyaç duyuyorum bilmiyorum ama siz bilirsiniz. Evet, iyi günler size, iyi günler. Pardon, ben üst komşunuzum da fermuarımı çekemedim. Rica etsem çekebilirim. Tabii, biz çekeriz ya. Ya bir şey soracağım. Ya siz madem üçünüz üst komşumuzsunuz, neden birbirinize yardımcı olmuyorsunuz? Ya sana ne oğlum? Sana ne ya? Yardım edelim işte. Kızlar yardım istiyor. Tamam kızlar, gelin. Ben hepinize yardımcı olacağım. Yok, arkadaşınız çok haklı ya. Biz birbirimize destek olabiliriz. Ben senin fermuarını çekerim. Sen de benim omzuma yaslanırsın. Tamam. Siz de bana esmer şeker verirsiniz. Tatlım, ihtiyacın yok. Çok tatlısın zaten. Ya. Çok evet. Daha asla gelmeyeceğiz. Kusura bakmayın. İyi günler size, iyi günler. Şekerim bitti. Omzuma yaslan, fermuarımı çekemiyorum. Yer miyiz lan biz bunları?
Yeseydik oğlum. Yeseydik ne var? Oğlum her şey ders mi lan? Ya. Her şey ders mi lan? 3 tane kız gitti ya. Ya Metin, biz bu kızları kabul edersek dayına ayıp olmaz mı? Ya dayımın umrunda mı sence ya? Çocuğum zaten Allah Allah. Ya tamam tamam, bak yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Bak dikkatimizi hiçbir şeyin dağıtmasına izin vermeyelim Metin. Tamam tamam, dikkatimizin hiçbir şeyin dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Evet, tamam. Tamam, ben geçiyorum. Evet abi hadi. Bak oturacağım. Tamam. Hiçbir şey benim dikkatimi dağıtmayacak. Kulaklığımı da takıyorum, ders tamam. Çalışıyorum. Hadi ders çalışıyorum. Vereceğim bu dersleri ya. Tamam hadi. Abi vereceğim ben. Tamam. Tamam ya, tamam ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hayırdır? Ya aşağıda biri sizi soruyor ya. Kim abi? Bilmiyorum ki, dünya ünlü biri miymiş, neymiş? Sanki ben bu dünyada yaşamıyorum. Ben tanımıyorum çünkü. Kimmiş abi, söylesene. Hiç bilmiyorum ya, işte o. Sizin yemek yapamam annem değil. Çamaşırlarını yıkamam annem değil. O annem değil. Oğlum annem değil. Ne zaman kendine geleceğim. Nasıl tanımadın ya? Şimdi tanıdım lan! Sibelcan! Ya abi ne Sibelcan'ı? Jennifer Lopez ya. Jennifer Lopez mi? Evet. O kadar dünlü değilmiş. Bak ben tanımıyorum. Siparişe çıkacağım. Bir şey istiyor mu? Yok abi, istemiyoruz. Tamam hadi görüşürüz. Sibelcan daha iyi ya. Bu ne ya? Hoş geldiniz Jennifer Hanım. Buyurun geçin isterseniz şöyle. Ben hemen şey yapayım. Metin! Metin! Oğlum baksana Metin. Bakmayacağım kardeşim, ders çalışacağım. Oğlum Jennifer Lopez geldi lan eve. Ya kardeşim, Acun abi Domine'ye çağırdı. Dansöz geldi eve. 3 tane kızı elimizin tersiyle ittik. Şimdi bana Jennifer Lopez deyip benim duygularımla oynamaya. Lan baksana Jennifer Lopez hatta. Hay Metin. Abi bu nasıl bir hafta ya? Evde Jennifer Lopez geldi ya. Jennifer Hanım falan, ne yapıyorsunuz burada? Sizin burada ne işiniz var ya? Sen konsere gelemiyorum. Geçerken de bana uğra dedin ya, o yüzden geldim. Evet, Instagram'dan mesaj atmıştım. Gördünüz mü ya? Ne yapacağız? Ne olacak şimdi? Vallahi gördüm. Hepsini gördüm. Bu kadar düzgün Türkçe'ye nasıl konuşuyorsunuz? Burada her şey çok ucuz. Gide gele gide gele öğrendim. ne yapıyoruz şimdi? Ha? Bir şey yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Biz ders çalışacağız. Neden? Ne demek ya? Neden geldiniz siz buraya? Seni konsere götüreceğim, hadi en önden VIP bilet hazırladım sana. Olmaz olmaz olmaz, gidemezsin, ders çalışacağız. Batu, seni vururum. Ve dönüp arkama bile bakmam. Jennifer Hanım'ın arkasına bakarım, anladın mı? Çekil şuradan. Tamam, aile WhatsApp'ına yazıyorum o zaman. Metin diyorum, birinci sınıf diyorum. Yaz lan, ailemi de siliyorum, seni de siliyorum. Gönderiyorum lan. Yok yok, tamam gönderme. Tamam tamam, gönderme. Tamam. Metin, hadi dansçı kızlar aşağıda bekliyor. Dansçı kızlar aşağıda mı bekliyor? Arabada var mı? Gönderiyorum, bak gönderirim abi. Hayır, gönderme. Dansçı kızlar mı? Evet, gönderirim abi, gönderirim abi. Dansçı kızlar. Gönderirim abi, gönderirim. Aile, dansçı kızlar. Gönderirim, basarım, basarım. Jennifer Hanım, ben gelemem. Gelemem. Bu ne saçma şey ya? Böyle eğlenceyi kaçıran da salaktır abi, ben gidiyorum. Ben salam. Oha, okuldan mesaj geldi lan. Ne diye? Şiddetli lodos dolayısıyla sınav ertelenmiştir diyor. Vallahi mi lan? Evet. Oo, ne deme! Jennifer Hanım, bekleyin. Ayakkabı giyip geliyorum. Hadi lan benim. Ay kusura bakma Metin. Sen gelemiyorum deyince bu beyefendiyle gideceksin. Ne? Akşam işin var mı dedi. Yok dedim. Gel seni konsere götürüyorum dedi. Sibelcan da geliyor dedi. Ben de hemen kabul ettim ya. Hadi. Oğlum bizi tutmayın ya. Kızlar aşağıda bekliyor. Annen değilim. Annen değilim. Annen değilim. Şu hareketi bana öğret be. Daha ne öğreneceğim be? Tamam. Üzül.
üzülme, üzülme Metin. Ders çalışacağız. Yapacak bir şey yok kanka. Tamam artık zaten bütün etkinlikler gitti yapacak ya. Bir şey. Çok sağ olun. Allah razı olsun bacım ya. Geri çekti. Seanslarımızı aksatmıyoruz tamam mı? Asla. Seansları aksatmak. Benim de psikolojim çok kötü. Bir seans da ben alabilir miyim ya? Ay kusura bakma. Bütün günlerim dolu vallahi. Vallahi mı? Dayı ya. Ben çok kötü durumdayım. Sen de kötü gözüküyorsun. Bir pavyona falan mı gitsek? Nereden çıkıyor oğlum pavyon falan? Benim ne işim var pavyonla ya? Lütfen saçmalama ya. Ben yengenle barıştım eve. Eve gidiyorum. Geçerken sizi de bırakayım bacım. Olur. Hatta bize gelin hanım çay demlemiş. Olur güzel. Buyurun. Şey. Buyurun lütfen. Oğlum bir daha duymayayım. Ders çalışın lütfen. Hadi bakalım. Tamam. Çalış dayı. Aferin. Ulan sınav iptal oluyor. Bütün etkinlikler de iptal oldu ha. Hanım çalışalım ne yapalım? Aynen abi yapacak bir şey yok. Beyler. Dominik iptal. Acayip bir lodos var. Beni bile uçuruyor oğlum. Acayip. Oğlum. Tamam. Ders çalışacağız. Merak etme. Ders çalışıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Beyler. Lodos iptal. Ben Domine'ye gidiyorum. Lan. Lan adam. Oğlum. Lodos bittiği için sınav yine yarına alınmış. Baksana ya. Yarın diyor sınav ya. Tamam oturacağız. Ders çalışacağız artık. Ne tamam. Yapalım, yapacak bir şey yok. Ders aynen abi. Çalışalım hadi. Abi. Çalışın. Oğlum niye demiyorsunuz? Eve dansözüne gidince tekrardan kovdu beni ya. Eve dansözüne gelin dedi. Ben de yeni seans aldım. Öyle hep beraber yaptıralım, yapacağız. Ders çalışacağız, ders çalışacağız. Ders çalışacağız. Çok iyi. Sağ ol ya. Ama. Diyenler. Zil diyenler. Evet, seyircide böyle bir zile doğru bir yatkınlık var. Erdal abi sen zil der misin, çok zor gitme dersin? Ya ben gülmekten bak gırtlağım sesim gitti. O zaman zildir abi direkt ya. Direkt Metin, Batu ve Fatma beraber yazdılar. İşte... Yani şuradan da bence zil, tespit aslında çok rahat yazılacak, uzun uzadı yazılacak bir skeç tespiti değil. Biraz hani küçük bir tespit, onu büyütmek hakikaten böyle çok iyi sahnelerle büyüyerek artık Jennifer Lopez de geldi falan. Yani o katlamalar çok doğru ve yerinde oldu ve zile böyle alnının akıyla gitti hakikaten. Tebrik ediyoruz arkadaşlar vallahi. Oğuz'un danslarıyla da efendime söyleyeyim. Çok güzeldi gerçekten. Var mı Erdal abi söylemek istediğin bir şey? Çocuklar vallahi yürekten böyle bir en azından bana gelen çok güzel bir elektrik var burada. Yani pırıl pırıl geleceğe olan gençler var. Onları seyretmek beni çok mutlu ediyor gerçekten. Süper. Çok güzel hareketler devam ediyor. Instagram'da yani sosyal medyada dolandırılan oldu mu? Şimdi böyle onunla ilgili bir skeç gelecek. İnsana gram güvenilmez geliyor. Ozan Sertdemir yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Berkan. Hadi kahvaltı hazır Berkan. Berkan. Arkadaşlar en sevdiğim gündür pazar. Çünkü içinde kankayla yapılan kahvaltı keyfi var kardeşim. Merhaba. Şuraya bir merhaba. Güzel. Tamam. Hoppa güzel oldu. Hadi oğlum soğudu ya. Tamam da dur. Dokunma lan. Dokunma. Ne oldu? Çek onu. Çek indir onu. İndir onu. İndir. Tamam. Bekle. Karışma. Güzel. Tamamdır. Bitti mi? Bitti bitti. Tamam. Ay, takıl sen. Herkes işini gücünü bıraksın, benim kahvaltıma baksın. Aynen kardeşim, herkes şimdi işini gücünü bıraktı, senin sucuğunu övüyor. Oğlum sosyal medya önemli önemli. Bizim kimliğimiz bu ya. Herkes paylaşıyor kanka. Al, DM geldi. Ne diyor? Ayakkabılar 100 TL. Çok iyi lan. 100 lira ne oğlum? Çorap mı alıyorsun? Oğlum manyak mısın ya? Fırsat bu fırsat. Kaçırılmaz. Kanka bak, ayakkabı diye alırsın, bok da çıkabilir. Saçmalama ya. Güvenilir çocuk oğlum. Lan. Ne oldu, bok mu çıktı? Oğlum manyak mısın? Hesabıma girilmiyor lan. Siteden attı, giremiyorum şu an.
Bir şey olmaz ya. Şifren neydi? Süt. Lan oğlum nasıl patlattınız şifreyi ya? Nasıl patlattınız şifreyi? Neydi ki şifre? 1, 2, 3, 4. Wow! Çok iyi lan 1, 2, 3, 4. Ya manyak mısın oğlum? Ben ne dedim oğlum? Ki kimse bu kadar basit olacağını düşünmemiştir diye 1, 2, 3, 4 koyduk şifreyi ya. Şu hale bak mahvolduk Görkem. Ya oğlum kim ne yapsın senin 137 takipçili hesabını? Allah Allah kardeşim ya benim adıma milleti dolandırırlarsa? Saçmalama oğlum insanlar o kadar saf mı ya? Hangi keriz yer böyle bir numarayı ya? Ben dedim bu çocuk bir gün bizi zengin edecek. Gani enişte ne zengini ya? Lan iyi ki bir sucuklu yumurta paylaştık hemen zengin oldu ya. Ya ne diyorsun ya? Oğlum hani paralar nerede? Paylaştığın o bir dolu çuval parası nerede? Ben mi paylaştım? He. Bakayım. Al yazdın ya lan. Aa bak ben kazandım siz de kazanın yazdın. Hadi ya dedim ben sana. Kanka dur bir şey olmaz kim buna para yatırır ya? Ben yatırdım. Ya Gani enişte ne yaptın ya? İnşallah çok bir şey yatırmadın Gani enişte. Lan yok la öyle kenarda 3-5 çeyrek vardı onları attım araya. Oh iyi. Arabayı da sattım. Hey. Ayvut'taki yazlığı da sattım. Annemden kalma Trabzon'da bir tane arsa vardı fındık bahçesi onu da sattım. Senin de ne dolandırılasın varmış ya. Gani enişte niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen 10 dakikada bunları nasıl yaptın ayrıca be adam? Oğlum bana bak bu iş garantiyse söyle Sapanca'daki yazlığı da satayım. Sizin Sapanca'da yazdığınız mı var? Ya var. Yani şöyle yurt dışında müteahhit. O attım parayı. O dönünce bana tapusunu getirecek. Çok güvenilir adam ya. Gani enişteye bak ya. Hiç boş durmuyor. Bir yandan oradan da dolandırır. Ya Gani enişteciğim niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ben yazmadım sana onları ya. Ben yazmadım. La bana bak benimle oynamayın ha. La sen yazdın ya bana ha. Bir koyu ayrık, 10 ayrık yazdın. Bir de... Banka hesabını yollar mısın? Prensesim yazdım. Lan ben sana niye prensesim diyeyim? Manyak mısın? Oradan da mı anlamadın mevzuyu? La hakikaten niye prensesim yazdın la be? Allah Allah inanmıyor herif. Vallahi çıldıracağım artık ya. Çıldıracağım ya. Delireceğim enişte ya. Manyak mısınız ya? Ne oldu ya? Ya ne demek ne oldu ya? Vallahi çıldıracağım. Şu kapıdan biri daha gelsin kafayı al işte. Al işte. Paralar nerede? Enişte bende değil paraların. Aynen aynen oynamayın. Berkan burada mı? Burada içeride buyurun. Berkan nasılsın? Hayırdır Çiğdem? O nasıl bir yürüyüş? Tövbe, ne yapıyorsun? Aa, e-boş dedin geldim de e-boş değil ama olsun bana uyar. Ben mi dedim? Ay mesailaştık ya şapşik. Sen film izleriz deyince ben filmimi de getirdim bak. Bak. Lan VHS kaset bu. Manyak mısın? Annemin düğünü bu anca bunda. Ben bak film izlemeyeceğiz. Yok öyle bir şey. Allah Allah ya. Anladım zaten. Kim film izleyeceğiz dedikten sonra film izlemiş ki? Şapşik. Anladım ben niye. Ben enişte gel biz çıkalım gel. Bunlar niyeti bozdu gel. Hadi gel biz çıkalım. Hadi gençleri yalnız bırakın. La oğlum paralar almadan hiçbir yere gitmem. Bu kim? Gani eniştem. Ay eniştesiyle tanıştırdı. Kesin oldu bu iş. Allah Allah ya ne alakası var? Bak tamam. Ben bakarım. Ben ne olur Allah aşkına ya. Kaçarsın falan. Aşkım? Kim o kız? Of. Ay çok pardon, ben bu kızı tanıyordum ya. Boşuna attım tokadı. Senin eski sevgilin Matal. Evet ama. Vay, eski sevgilin demek ha? Bundan benim niye haberim yok? Aşkım, vallahi açıklayabilirim. Ya nasıl açıklayacaksın? Neyini açıklayacaksın ya? Bir anda fotoğraflarımızı sildin, işte evine geliyorum. Tamam. Tanımadığım bir kıza sarmaş dolaşsın. Ay ne sarmaş dolaşı ya? Nerede öyle gördüm? Bu benim eski arkadaşım Çiğdem. Evet, eski arkadaşıyım. Evet. Ama yeni sevgilisiyim. Lan hayır. Ne yapıyorsun ya? Seviniyorum. Ya böyle sevinme ya. Bana bak. Biz sevgili değiliz. Ha ciddi düşünmüyorsun yani. Hani? Bana o ya. Ya ne yapıyorsun? Böyle bir şey yapma. Bu yok. Böyle bir şey hayatım. Gerçekten bak benim sosyal medya hesabımı çaldılar korsan. Bir dakika dinler misin canım lütfen? Çaldılar o yani. Sosyal medya hesabı. Başka ne? Yalan mı bulamadın? Başka ne yalan? Hayır buna ben bile inanmam yani. Ya Çiğdem. Şimdi anladım. Heh be enişte. Benim paralarımı bu kızla yiyecektin değil mi? Lan yesem niye bununla yiyeyim? Bununla yerim senin. Allah Allah. Oğlum bana bak. O paralar benim için önemli. Ya. Bulgaristan'da anası hasta bir kıza göndereceğim onları. Yazık ya. Hani enişte de her masada var vallahi. Bu benim. Ya. Beni sakın arama. Seni var ya her yerden engelliyorum. İstediğin yap. Engelle lan. Ben değilim ki zaten. Engelle. Kimi engelliyorsan. Tüh.
istemiyorum da. Ne yapıyorsun oraya oraya uçuyor ya? Ben istemiyorum seni. Hayır, bırakır mısın beni? Tamam, masa alma. Kanka, masa. Ben en iyisi işler daha fazla büyümeden bir story atayım. Arkadaşımın hesabı çalınmış. Heh ya, heh be abi. Niye aklımıza gel? At, at kanka. Herkes görsün. Kaç takipçin vardı? 34. Camı aç, bağır. Daha çok insan duyar ya. Daha çok kişiye ulaşırız ya. Ya yapmayın mısın? Erkan! Talat Bey. Bu kim? Patronum. Ay beni patronuyla tanıştırdı. Kesin of. Oldu bu iş. Hayır ha, yapma şunu. Ne yapıyorsun? Seviniyorum. Lütfen böyle sevinme ne olur ya. Allah Allah, Talat Bey siz ne yapıyorsunuz? Şimdi burada? Bey mi olduk? Siz hep Talat Bey'diniz. Öyle mi? Mesaj atarken öyle demiyordun ama. Ne yazmışım size? Taloş yazmışsın. Taloş mu? Evet. Sen bana şantaj yapmaya utanmıyor musun? Şantajı ya enişte, ne şantajı? La oğlum, utanmaz. Çünkü eniştesini de dolandırdı Allah bu. Allah Allah. Öyle mi? Dolandırma lan enişteni. Enişte ne yapıyorsun? Sinirlendirme beni. Benden de para istedi. 100.000 lira vermezsem sekreterimle olan ilişkimi karıma anlatacak. Sizin sekreterinizle ilişkiniz mi var? Sen bilmiyor musun ya? Bütün şirket biliyor. Bir sen mal gibi gidip geliyorsun. Işte. Oğlum sana ne ya? Allah Allah efendim, bakın benim sosyal medya hesabım çalındı. Muhtar bir dakika durur musun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Efendim benim sosyal medya hesabım çalındı. Muhtemelen korsanlar size öyle mesaj attı, siz de yemi yuttunuz. Yem mi? Ha? Balık mıyım lan ben? Ne balığı ya? Kovdum lan ben, beni, kovdum. Ne olur kovmayın. Ay kovmayın, düğünümüz var bizim, masrafımız. Ne düğün ya? Kovun, kovun. Tamam, kovun beni. Kovun göz gideyim ben ya. Kovdum. Hayalan ev burası mı? Burası memur bey, buyurun. Bu kim? Polis. Ay beni polisle tanıştırdı. Kesin oldu bu iş. Tamam yapmayacağım. Yap tamam yap tamam. İçin şey olsun. Yap al. Yap oh. Oh al. Al mutlu musun? Tamam. Efendim siz? Benim için geldi. Şikayetçiyim komiserim. Bana da şantaj yaptı. Ben de şikayetçiyim. Benim de kalbimi çaldı ama bana uyar. Tamam kalbim. Ses sorun, ses sorun falan. Tamam. Ya sizin Beykan Bey hesabınız dijital korsanlar tarafından çalınmış. Ne a? Dedik size. Gördün mü enişte? Talat Bey gördünüz mü efendim? Gördün mü Çiğdem? Ben değildim onlar. Hayır sendin. Değildim Çiğdem. Sendin. Çiğdemciğim. Ya ben o kadar çıplak fotoğraf gönderdim. Ne olacak onlar? Ya ne bileyim ne olacak? Öteki be. Şey memur bey, bu korsanlar erkek mi? Evet erkekler ama yerlerini tespit edemedik ha. Dur ben bulurum. Aşkım mesaj at, geliyorum. Son bir kez. Ya gider misin? Ne yaptı o? Ne yaptı? Deli efendim, biz de anlamıyoruz. Berkancığım. Efendim. Az önce sana bir şey ağzımdan kaçırdım ya. Öyle evet. Oldu. Sen onu unut. Tamam. Ben seni işe geri alayım, maaşına da zam tamam. Yapayım. Olur mu? Sağ olun, olur efendim. Olur, tamam. O zaman pazartesi işinin başında ol. Tamam efendim. Nurten Hanım'a selamlar. Ben şimdi sekreterin yanına gidiyorum ya. Görmem onu. Benim paralarımın yeti yok. Ya amcacığım, kendini hakim, polis, savcı diye tanıtanlara artık itibar etmeyin diye bas bas bağırıyoruz. Bakın yine vardım ya. Lan bu çocuk beni yeğenim diye tanıttı ya. Savcı mavcı yok. Adam yeğenim. Bağ yazay. Diyor. Ya ba yeğenim değil ya. Yeğenine inanmaz mısın lan sen? Yeğenine inanmaz. Adam hakim değil. Yeğenim ya. Amcacığım benimle merkeze kadar gelebilir misin? Gelirim. İfade mi alacaksın? Yok. Soğuk su ikram edeceğim. O paraların üstüne soğuk su gider. İyi gider. Yeğenim idi. Okumuş adam idi. Büyük adam idi. İnandım o. Çeyrekleri verdim o. Adam dünyaları satmış, hala çeyrek diyor ya. Ya deli manyak ya. Enişten diye bir şey demedim ama... manyak, boş ver. Kardeşim neler yaşadık, tövbe bismillah. Aşkım dur. Ne aşkım dur ya? Ne aşkım dur ya? Ne demek ha? Az önce polis geldi, her şeye zaman böyle zamanlama mı olur? Az önce gelseydin ama... ya öyle... Ne ama? Ya. Ne ama? Ne ya? Attığın tokat hala acıyor. Çıtan! Kış... Şöyle yapsam. Ne öyle yapacağım? Başka kızı ne diyeyim? Git! O da öyle yapmıyordu. Masal! Anam burada bekliyor gariban. Gel. Gel aşkım, gel ya. Özür dilerim. Ben bir an fevri oldum. Böyle manyak manyak hareketler yaptım aşkım. Dolandırıcıymış o adamlar. Hep bak ben dedim. Sosyal medya hesabımı çaldılar ondan oldu. Evet aşkım, geç öğrendim. Özür dilerim. Hiç önemli değil, hiç önemli değil aşkım ya. Herkesi dolandırıyorlarmış. Vallahi. Ya evet. Dolandırmakla da kalmıyorlarmış. Polis kılığına girip sonra paranızı geri kurtaracağız diye bir daha dolandırıyorlarmış. Yuh artık ya. Bu kadarını da yiyen maldır. Hangi salak yer bunu ya? Ben de dur. Ben dedim, bu polis iyi adam dedim. Ona verdim 20.000 lira.
O benim kaybettiğim bütün paraları toplayıp verecek. Oy 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 oy. Ya hadi ya. Adam doymuyor. Manyak mısın? Doymuyor. Onu 20 yapar mı? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Ve zil geldi. Skeçimizin yazarı Ozan Sertdemir. Bravo Ozan. Zili çalıyor kardeşim. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Evet ve Cemile dans harikaydı ya. Gerçekten ona çok çalıştın ve yaptın ve şimdi de tadını mı çıkarıyorsun? Yok. Yani çok önce öğrenmiştim. Yeri geldi. Yapayım dedim. Oyuncuları performanslarından dolayı bu zor skeçte zil çaldırdığı için tebrik ediyoruz. Ozan'cığım kalemine sağlık. Evet, alkışlar bu şahane ekibe geldi. Evet, değerli izleyiciler, gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar gelen ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Ekranları karşısındaki izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Alkışların en büyüğü bu usta oyuncu Erdal Özyağcılar'a gelsin. Bugün bizi yalnız bırakmadı. Erdal abicim çok teşekkür ederiz. Ve BKM Mutfak oyuncuları geliyor sevgili izleyenler. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Benim parmağım yoktu. Çelikanlılar sevdiğini sevmeselerdi. Şey bitti, biz oraya geçtik hep beraber. Çizemiyordun sen. O benim problemim.